Mutfağı programıyla Show TV ekranlarında sizlerle buluşacak olan Nursel Ergin birbirinden güzel yemek tarifleriyle geliyor. İşte benim evim. Ve işte Nursel'in mutfağı. Nursel Ergin, tadına doyum olmaz yemek tarifleri ve keyifli sohbetiyle birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Yakışıklılığı ve mütevazı kişiliğiyle küçük büyük herkesin takdirini toplayan Hakan Ural geliyor. Sibel Can'dan olan çocukları Melisa ve Engin Can'la arası nasıl? Onların sanat dünyasına atılmasına sıcak bakıyor mu? Küçük kızı Gisella'yla büyük çocukları Engin Can ve Melisa görüşüyorlar mı? Yakışıklı oyuncu Hakan Ural çarpıcı açıklamalarıyla birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Yılın ilk haftası burçları neler bekliyor? Bir yandan da sanatsal ve yaratıcılığa dayalı her tür işte herkes onları konuşuyor olacak. Şans onlardan yana. Yılın ilk dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Geçmiş konu ve olaylara çok odaklı olacaklar. Çözülmesi gereken bazı meseleler var geçmişten gelen. Ocak ayında burçlar hangi sürprizlere hazırlıklı olmalı? Hangi burçları 2015'te zorlu bir dönem bekliyor? Bunu bırakmamız gerekiyor. Olabildiğince değişimlere açık olursak eğer gelebilecek her tür enerjiye pozitif bir şekilde karşılık verebileceğiz. Ünlü astrolog Hande Kazanova Her Şey Dahil'de açıklıyor. Birazdan canlı yayında.
Oldu oldu olamadı, bir dakika duramadı. Bizdeki aşk rüzgarıyla uçtu, kimse kalmadı. Tabii ki böyle olmasın, senin gözlerinden pay var. Korkma benle yükselmekte, hiç yıkılmaz bu dalga. Seni gören kalp tak tak atıyor, kafadan şimşek çak çak çakıyor. Ha bir de gördüm aşkların çoğunu, bizdeki herkese for var katıyor. Seni gören kalp tak tak atıyor, kafadan şimşek çak çak çakıyor. Seni gören kalp tak tak atıyor, kafadan şimşek çak çak çakıyor. Ha bir de gördüm aşkların çoğunu, bizdeki herkese, bizdeki herkese, bizdeki herkese for var katıyor. Çal 2015'e girelim gidelim. İttire kaktire şey yaptıra. Ben senin selamlarını söylüyorum. Nereye diyorum? Şeye bak ya, muameleye bak. İlk yayını. İlk canlı yayını. Çok heyecanlıyız. Ay çok ediyoruz efendim. Nasıl geçti yılbaşınız efendim? Nasıl geçti? Show TV çok güzel. Show TV izlediniz mi? Show TV izledik. Şahaneydi, şahane. Güzel bir yayın oldu. Show TV'de yılbaşı eğlencesi. Biz de, ben bir Kıbrıs'taydım, bir Azerbaycan'daydım. Buradan hem Kıbrıs'a hem de Azerbaycan'da 4 gün kaldım. Kardeş ülkemiz, kardeşlerimiz Azerbaycan'a, Azerbaycan halkına buradan sevgilerimi yolluyorum. Hamısına selamlarımı yollarım. Ekranların başındaki izleyicilerimize de günaydın diyoruz her şey dahilden. İnşallah bugün itibariyle, daha doğrusu yeni yıldan sonraki günlerden birkaç gün geçti henüz ama ilk canlı yayınımızda karşınızdayız. İnşallah bu yılınız, hayal ettiğiniz, gönlünüzden geçen en ama en güzel yıl olsun inşallah. Amin, bu ve bundan sonra amin, yıllar. Amin. Bugün soğuklar başladı. Ay çok, tüm yurdu ya, etkisi altına alan Sibirya'dan soğuklar geldi. Zaten Afrika'dan gelmez, hep Sibirya'dan gelir. Gürsel abi, yalnız senin sesin de Afrika'dan geliyor. Sibirya'dan geldi. Yarın inanılmaz soğuk olacak. Perşembeye evet. kadar biz yarın burada... montla çıkacağız evet. yayına. Yarın yapacak bilmiyorum şey nasıl çok olacak. Çok soğuk. Burası. Hava şartlarına ayak uydurmamız gerekiyor. Böyle cıbılbak. Cıbılbak ne demeksin? Cıbılbak. Çarşamba eksi cıbıldak 7. Olmaz. Çarşamba eksi 7. Ay yok. Perşembe eksi 10. Ama biz eksi 9'u gördük senin Erzurum'da. Palandöken'de gördük. Bir şey de Erzurum'da her zaman görüyoruz. Ama burada ay, İstanbul'da. Ben zaten hissedilen eksi 16. Aman. Termometrenin gösterdiği eksi 7. Aman. Bilmiyorum ne olacak. Aman. Neyse, artık şarkılarla, türkülerle ısınacağız. Konuklarımızın sıcaklığıyla ve enerjimizle inşallah sıcacık bir program olacak. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim ve ilk konuğumuzu davet edelim. Evet. Bize gelsin 2015'te neler yaşanacak, evet. anlatsın. Kocaman alkışlar. Astroloğumuz Hande Kazanova geliyor. Ay 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 ay, ay. Ne oluyor? Bu ne lan, beni çekiyor. Beni niye çekiyorsun? Hortumu çıkmış ha. Hortumunu sokmamışsın. Dön dur. Sok, ben de niye nefes alamıyorum? Hortumu Allah korusun, ölecektim ya. Tasması gibi arkasında, tövbe yarabbim. Arkandan nasıl geldi? Çektiniz mi? Çok güzel ya. Özlemişim sizi. Biz de seni özledik. Neredesin sen? Neredesin? Hafta sonu programım var Habertürk'te.
Şimdi artık şu an böyle bir ara verdik programa. Bakalım belki yine yeniden yeni dönemde bir arada oluruz. Bize gelirsin artık sık sık. Gelirim. İyi. Gelirim. Ne buraya güzel. Gelmek nasıl her zaman haberler? Yapalım. Güzel mi haberler? Güzel tabii. Dur şu kaşlarını düzelteyim bir dakika. Tamam. Şey olmuş. Kaşın ucu aşağı indi. 2015. Nasıl bir yıl olacak? Şöyle bir genel değerlendirme bir yap bize. Yapayım tabii ki. Yani 2014 zorlu bir yıldı. Aslında birkaç yıldan beri zorlanıyoruz. Hepimiz aklımızdan geçenlerle karşılaştığımız gerçekliklerin biri olmadığını, bazen zaman zaman aklımıza düşen bazı sorunların karşımızda önümüze geldiğini gördük. Şimdi artık daha bilgili, daha her şeyin farkında olarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Satürn burç değiştirdi. Yay burcuna geçti. Yabancılarla yapılacak işlerden tutun, seyahatler, eğitimler, özellikle medya alanlarında önemli yapılanmalar, uygulamalar gündeme gelecek. Bu hanımları ne bekliyor? Hanımları da burçlarına göre güzel şeyler bekliyor valla. Bir kere Jüpiter Aslan Burcu'nda biz özellikle hani astrologlar adına konuşuyorum. Ben hep böyle biz diye konuşuyorum ama genelde yıllık yorumları yaparken iki tane gezegene çok önem veririz. Biri neşe, zenginlik, bolluk temsilcisi Jüpiter. Tabii, o Jüpiter, hangi burca giriyorsa. Tabii. Evet. Kime girdi Jüpiter? Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu. Ne kadar güzel. Oradaydı hangi burca giriyorsa dedin. İşte güzel güzel. Aslan Burcu'na girdi. Aslan Burcu yani aslanlar. Ben bir onu güzel. Aslan Burçları çok şanslı bir yıl içerisindeler. Halihazırda Satürn de Yay Burcu'na geçti. Ateş grubu, Jüpiter Aslan'da, Uranüs Koç'ta. Yani gökyüzünde bu sene çok ateş enerjisi var. Şöyle bir şey söyleyelim. Ateş gibiyiz. Şöyle bir şey söyleyeyim. En şanslı burçları şöyle bir söyleyelim. Söyleyelim, yılın ilk 8 ayında en şanslı burcumuz aslanlar ve tabii ki onu hemen koçlar takip ediyor. Hemen arkasından da yay burçları için çok şanslı bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Aslanlar, koçlar, yaylar. Evet, 2015'in en şanslı burçları. Ateş grupları çok şanslı. Bunlar maddi anlamda mı, manevi anlamda mı? Hem maddi hem manevi anlamda. Kendilerini bir kere iyi hissedecekler. Uzun zamandan beri mesela bir sağlık sorunları varsa o sağlık sorunlarını artık aşmanın formülünü bulacaklar. Hayatları güzelleşecek. Bir anlamda iş yapanlar kendilerine olan güvenlerinin daha da fazla yükseldiğini görecekler ve yaptıkları işlerde yükselip karşılığını alacakları bir dönem içerisindeler. Harika. Yılın ikinci yarısıysa Başaklara geçiyor. Jüpiter Başak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Daha toprak enerjisini üzerimizde hissedeceğiz. Bu sefer Başaklar, Oğlaklar ve Boğalar için de şanslı, etkili, keyifli bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz. Oradan inşallah. İnşallah. Eller açıldı inşallah. Da inşallah kimler öyle aslan? Olsun. Bu şanslı burç kimler? Bak bir, var. İki. İyi bak bayağı aslan var. Hadi evet. Şanslısınız. Hadi yine iyisiniz. Benimle ilgili sorularım olacak sana ama sonra. Tamam. Birazdan bütün burçları böyle tek tek alacağız. Hepsini neler bekliyor? Onların hepsini Hande bize anlatacak. Kesinlikle. O zaman senin yerine alalım. Kocaman alkışlar Hande için. Bir konuğumuz daha var ki benim canım 2004 yılında onunla tanıştık. Dizide tanıştık. Ya. Gelsene kızım buraya. Ya gelemiyorum ya işim var. Gelemiyor. İşin nasıl var? Bak 15 yaşında şiir okumaya çıkmış çocuk gibi değil mi böyle bak gözleri. Beni arıyor bak böyle. Tek başıma yap. Sun bir şey olmaz. Bir kere de sun. Bir kere de tek başına sun. Tek başıma sunamıyorum ki. Allah aşkına nasıl arsın? Sunayım mı? Hadi sunarsın. İnanıyorum sana hadi. Hadi sunayım yaparım değil mi? Yaparım. Ay kıyamam. Peki. Benden yakışıklı biri gelince buraya şey oluyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi çok yakışıklı bir adam gelecek. Türk sinemasının en yakışıklı jönlerinden biri. Ve yepyeni de bir sinema filmi çektiler. İnşallah Şubat ayında vizyona girecek. Onunla ilgili de konuşacak. Aynı zamanda çok da iyi bir baba. Bravo Alişe! Duyuyor musun? Güzel sunuyorsun. Ne? Güzel sunuyorsun. Sana hiç gerek kalmadı. Bunu gönderin. Ben tek başıma sunarım burayı. Vay anasını vay. Dakikasında bir anons yaptım diye sattı ya. Devam. Nerede kalmıştın? Türk sinemasının en yakışıklı şönlerinden biri geliyor. Kocaman alkışlar. Hakan Ural geliyor. Ha, ortaya geliyoruz önce. Evet. Önce maşallah. Diyorsun bir ifadeyi alalım diyorsun. Tabii, senin yanında boy posta. İşin zor oğlum. Böyle. Yani. Ha? Sıkıntı değil. Bir de seni kısa sanarlar. Değil beni mi? Hep öyle zannediyorlar. Nereye gitsen bana şunu diyorlar. Çağla maşallah. Sen maşallah yani. Ne kadar uzun musun, ne kadar zayıf mısın diyorlar. Evet yani karşında biz zayıf hiç fena değiliz aslında da yani yapacak bir şey yok. Çaresiziz ya. Şanssızlığınız benim. Maşallah. Daha ne olsun be abi. Çok iyi görünüyorsunuz. Nasıl keyifler?
keyifler iyi diyelim yani. Ne öyle? Daha ilk günden, yeni yılın ilk günlerinden mi? İyi olmaz. Yani annem rahatsız biraz. Ha öyle mi? Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Biraz çok önemli bir rahatsızlık yoktur inşallah. Yani rahatsız tabii ondan sonra. Kaç yaşında ama hayat böyle. Annem genç, 65 yaşında. Allah. Öyle bir akciğerlerde sıkıntısı oldu. Allah şifa versin. Evet, onunla öyle yürüyoruz işte yani. İnşallah hayat böyle bir şey. Tedavi görüyor. Görüyor, evet. Peki. Öyle yani. Siz nasıl geçti 2014? Ya yani sağlık sadece çocuklar işte iyiler, onların sağlığı önemli. Birlikte miydiniz yılbaşı gecesi? Nasıl yılbaşı gecesi? Onları tarzınız? Zaten bağlasam durmaz. Melisa hani telefonla zor buluyoruz. Engincan gençler tabii yani. Tabii artık koptular gittiler sizden. Ufak da 3 numarayla beraberdik. Daha kaç yaşında? 1,5 falan? 2 olacak 3 Şubat'ta. 2. Konuşuyor şimdi tabii. Yalandan ufak bir şeyler anlatıyor. Anlamıyor. Kendince bir dili var böyle, kabile dili gibi. Önce konuşuyor. Anne mi dedi, baba mı dedi? Papa diyor. Evet. Adını tam anlamlandıramadı aynen, ilk kelime. Baba. Bir de eşim benim sürekli Fransızca konuşuyor. Onun öncelik o dili oldu gibi bir şey oldu. Böyle karman çorman bir şeyler olsun, var yani. Olsun, ne güzel. Benle iletişimde sıkıntı var. Evet. Öğrenerek büyüyecek. Evet, evet. Çok güzel. Peki iş güç nasıl gidiyor? İş güç iyi, bir sinema filmi bitirdik. Ondan biraz sonra bahsedelim. Dizi Tarkan abi dizi. Ya dizi ya, çok meşakkatli. Yok, anlatacak, sinema filminden bahsedeceğiz. Sinema filmini bitirdik. Habertürk'e bir iş çekiyorum. Hı hı. Şubat'ta yayınlanacak. Nedir? Nasıl bir şey? Yani sektörel bir iş ama içinde sanatçı konuğun da olduğu böyle geniş kapsamlı bir iş. Televizyon zaten programı gibi mi? Televizyon programı. Devamlı olan bir şey yani. Evet, sürekli olacak. Bölüm konuk ağırlayacaksınız. Aynen. Ona başladı. Stüdyo işleri keyifli. En azından saatim belli. Yani yerimiz, yurdumuz belli. En azından sıcak oluyor. Bizde hani sen sıcak oluyor falan değil mi? Girerken penguen gibi geldik yani buraya da. Yani o devam güzel, ediyor hayatı. İşler güçler. Hayır sıkıntı. Yani dizi tabii ki dizi. Ya dizi çok meşakkatli göre... ya bir de riskli. Yani şimdi haftanın 4 günü 5 günü sabah kalk 9 set diyorlar. 7'de uyanman lazım. Sete gidiyorsun. Olmadı bir daha gece yarısı saat 2:30'a kadar yani hiçbir iletişimin hayatta yok. Çoluk çocuk yok, aile yok. Haftanın 4 günü 5 günü. Bir güne de diyorlar ki ses de çatladı, kırıldı. Dublaja gel diyorlar. Bir gün o günde uyumak istiyorsun. Uzun vadeye geldiğin zaman meşakkatli. Bir de rating kriterleri var. Aynen öyle. O stresi yani. Yani dizi çok zor ya Alişan ya. Evet, çok zor. Vallahi zor. Ama ya. Sana da dizi sektörü tabii ya, var iyi bir şey ya, keşke yani iyi böyle daha büyük prodüksiyonlu işler olduğu zaman manen hani halka geçecek kaparım, işler yaparım olsa diyorsunuz, hiç değil olmazsa mi? Yani. Evet. Ama herhangi bir iş sizin için şu anda zor. Sinema en güzeli ya Çağla. Doğru. Peki Hakan abicim, sohbetimiz devam edecek. Seni uğurluyoruz diyorsun. Hayır, seni yerine uğurlamadan önce şöyle bir bakalım Hakan Ural'ın sinema filmlerini. Buyurun. Saygılarımla. Benden de dünyanın en yakışıklı erkeğine en içten sevgilerimle öpücükler. Gene mi sen? Evet ben. Gene ne istiyorsun? Neyin peşindesin? Gerçeğin. Gerçek. Kimin umurunda? Benim. Suçsuz olduğunu biliyorum. Kız kardeşinizi bulup olayı tekrar gündeme getirip masum olduğunuzu ortaya çıkartmak istiyorum. İlk defa mı geliyorsun? Yok. Bir kere daha geldim. Dün gece. Bir sıkıntın mı var senin? Biraz gerginsin. Yok, neden? İsmin ne senin? Halil, nasılsın? Korkuyorum. Neden? Şu uzun sakallı olan var ya, o kadar kaba ki. Vahşi bir hayvan gibi. Adı neydi? İsim sormak yoktu, biliyorsun. Yanlış anlama. O adamda kötü bir şeyler var, hissediyorum bunu. Merak etme, sırası gelince bırakacağız seni. Kılına bile dokunan olmayacak. Söz veriyorum. O kadar iyisin ki. Keşke başka şartlarda karşılaşsaydık. Şu güzelim dünyada insanca yaşamak varken kurşuna, ölüme gerek ne? Benimle evlenecek misin? Bana nikah kıyacak ve beni kurtaracaksın, öyle mi? Evet. Anam da bunu kabul etti. O sokaktan gelin olarak mı çıkacağım? Artık acılarım bitti mi? Bitti. (Gülüyor)
kölen olayım nasip. Yolunda can vereyim. Hamal karısı olacaksın. Yokluk içinde yaşayacaksın ama huzurla, mutlulukla dolu bir yuvan olacak. Bir de bana çocuk vereceksin. Soyumuz yeşerecek, sürecek. Bunları mı arıyorsun? Ne işin var senin burada? Seni bekliyordum. Yanlış yaptın. Malı tek başına götürmek var mı hesapta? Özlem bu. Görünüşe bakılırsa aklı başında birine benziyorsun. Ama senin bir yanlışın var evladım. Evet. Ben bu saatte buraya gelip sizi rahatsız etmemeliydim. Ama söylediğim gibi mecburdum. Senin herhalde başka bir niyetin var. Ne art düşüncem olabilir ki? Ne size ne de Özlem'e karşı. Ona zaten olamaz. Çünkü Özlem 5 sene önce öldü. Öldü mü? Çıldırıyor mu? Ona dokundum. Onu sevdim. Onunla saatler boyu birlikte yaşadım. Ve şimdi hiç yaşamadığını. Ne filmler ne filmler. İlk film sene kaçtı? İlk film milattan önceydi tabii. 86. 86-87 galiba. Yani ne kadar olmuş ya? Çok olmuş. 90. Onu saymayalım istersen. Bir şey. Şeyi düşünebiliriz. 30-29 sene olmuş. Şaka gibi ya. Yani. İnanılmaz ve hala ne kadar. Herhalde şaka genetik değil mi biraz? Genetik ne kadar herhalde babam. Mersi teşekkür ederim. De zaman hakikaten ben bazen Engin Can'ı görünce şaşırıyorum yani. Onlar Engin büyüdükçe siz yaşlandığınızı hissediyor musunuz? Engin Can 23. Ya etmemek mümkün değil Çağla. Şöyle ya yaşanmışlıklar. Hani atıyorum 20 sene önceyi düşünüyorsun. Bir arkadaşımla denk geliyorum. Sohbet ediyoruz falan. 20 sene önce de bayağı büyük bir adam olarak takılıyormuşuz yani. Değil mi? Tabii bir zaman çok hızlı ya. Peki Hakan Ural bu dönemde hayatında neler kazandırdı? Neler yaşadı? Yani. Şöyle o günden bugüne çünkü iyi bir zaman. Ya ben çok şanslı olarak da görüyorum kendimi. Çünkü yaşadıklarımız, atlattığımız badireler kendimize göre tabii nacizane. Tabii, bir sürü sıkıntı atlattık. Ona rağmen ömrüm boyunca kimseye kötü düşünmedim. Hep iyi olmaya gayret ettim. Hatalarım muhakkak oldu. Çünkü neticede insanım. Ama hiçbir zaman kötü birisi olmadım. Onu da tevazu göstermeyeyim. Çünkü düşmanıma bile Allah selamet versin derim. En fazla yani şey yapam, insan kıramam. Oralardan sağlığımızla çıkıyor olmuş olmamız bunca yıla rağmen 3 çocuk sahibi olmam bunların çok ciddi kazanımlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden şanslıyım. Yıprandık, üzüldük. Ama bir de kendimize göre yani mutlu olmanın şöhretle, parayla, mevki makamla alakalı olmadığını da anladım. Yani huzur çok önemli bir şeymiş. Hayatınızın en zor dönemi sizce ne zamandı? Gerçekten çok bocaladım, çok düştüm, çok kalktım, çok sendeledim dediğiniz bir dönem var mı böyle? Yani sonradan bunların analizini yapıyorsun. O an mücadele ettiğin için başına gelenlerle aslında ya hep vay mücadele be, değil mi? Evet, var. Yani var. Hayat aslında herkes için bir mücadele ama tabii bizim çok ekstrem bir dönem geçirdik Alişan. Yani ben bunu nasıl anlıyorum? Bir gün Kadir abiyle film setteyiz. İpsiz Recep'i çekiyoruz. Kadir abi de çok yaşanmışlıkları olan önemli bir tecrübeye sahip bir insan. Sete gittim ben. İşte hazırlık yapıyoruz falan. Döndü dedi ki pek de kabul etmez her şeyi yani. Kendine göre bir bakış açısı vardır hayata. Ya dedi Hakan'ın dedi bir gün filmini yapmak dedi çok isterim. Bu çocuğun dedi yaşadıklarının 1/4'ünü film yapsam kimse gerçek olduğuna inanmaz deyince bu tip ortamlarda böyle sen yüzleşme yaşadın aslında değil mi birazcık da? Önce bir şaşırıyorsun sonra
kendi yaşamışlıkların olduğu için onları parça parça gözünün önüne getirdiğin zaman hakikaten ürperiyor insan ama hayat böyle bir şey yani. Nasıl mücadele ediyorsun o sırada değil mi? Yani hiç aslında görmezden geliyorsun. Farkında olmadan hayatın akışında mücadele ediyorsun. Sonra geriye dönüp bakıp hayatında yüzleştiğin zaman ya neler yaşamışım diyorsun. Aynen öyle. Ama tabii ben şunu da düşündüm. Halkın çok içinde insanlarız. Yani her kesimin insanları çok seviyorum. Halkı hakikaten seviyorum. İyi analiz ediyorum. Hep kötüyü düşündüm ben. Niye? Ya şöyle... Ya dedim ki yani buna fazla kafamı takmamam lazım. Bak insanların anası yok, babası yok, kolu yok, bacağı yok. Gören var, görmeyen var. O yani daha her şeyin neleri var adı altında. Ve hep şükrettiniz. Yani başka türlü mücadele edebilme şansın yok. Çünkü şöyle bir psikolojiye giriyorsun. Acaba her şey bana özel mi? Yani her bu kadar da arka arkaya moduna giriyorsun yani. En azından daha kötüsünü düşünerek hayır bu olabilir diyor olman lazım. Medyanın belli bir dönem yıpratıcılığı ile ilgili... Tabii olgunlaşıp büyüyoruz. Bir bakıyoruz ki herkes bundan nasibini alıyor. Bir tek bana özel değil yani. Bir dakika abi sen çok şey atlattın bunu. Hakikaten çok az hasarla atlattın. Yani tabii tabii. Şey, yani öyle yüzde yüz öyle. Bir de sen çok fazla medyatikliği sevmiyorsun galiba. Ya sevme şimdi ya şöyle. Uzak, çünkü sen şu anda devam etseydin sinema filmlerine, dizilerine sen bir kendini geri çektin. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Onu anlatıyorum. Sohbet ediyoruz. Ya diyorlar sen ne kadar eğlenceli bir adamsın. Seni böyle bilmiyorlar. Ya kardeşim ben ömrüm boyunca özel hayatımla fitursuzca gündeme gelirsem, bana her gördüğünüzde sokakta ama çoluğumla ama çocuğumla ama eşimle alakalı fitursuz soru sorarsanız ben tabii ki gergin cevap veririm. Ve dolayısıyla çünkü insanlara savunmaya geçiyorsunuz sonuçta orada. Yani gergin yansırım, yansılmış olurum. Keşke ben de işimle gücümle keyifli böyle gündeme getirilmiş olsaydım, ben de espri yapsaydım, ha ha yapsaydım ve sürekli beni ekranda insanlar özelimle gündeme geliyorken de gülerek görmüş olsalardı, evet, ne eğlenceli adam deselerdi. Şimdi abuk subuk bir soru soruyor adam. Mesela çok fitursuz sokakta birine sorsa kafasını gözünü kıracakları bir soruyu. Ama biraz hak görüyorlar değil mi kendilerinde tabii, bu soruyu sıradan sorma. Bir şeymiş gibi. Evet, bir de soruyor. Çağla o dönemler facia. Yani çünkü Türkiye'nin öncelikle gündemi magazindi. Evet. De. Aynen öyle. Yani adım atıyorsun. Ağzında burnunda bir kamera var. Evine girmenden çıkmana kadar ve fitursuzca dedikodu dayanaklı. Ve çok seviyesizdi. Gergin, kaskın, sinirli bir adama dönüşüyorsun. Ön yargıların oluyor. O da mı buna bakıyor? Bu gazetedeki haberi okudu da mı böyle jest mimik yapıyor? Bu böyle yaptı da mı böyle yapıyor? Bu karımla alakalı mı böyle düşünüyor falan? Böyle paranoyak bir adama dönüşüyorsun ya. Bunda, çünkü şöyle bir yapım yok benim. Aman bana ne? Diyemiyorum yani. Hassas da olunca kızgın, gergin bir adam olduk belli bir dönem yani. Böyle bütün... Tamam zor. Tamam. Bütün bu tecrübelerini çocuklarına o zaman aktarman elimden geldi. Güzel bir şey oluyor. Tabii şimdi ben hep ne istedim Alişan? Ahlaklı olsunlar, kibirsiz olsunlar, saygılı büyüğüne küçüğüne. Yoksa şimdi bakıyorum eğitim diyorsun, yani kriteri yok, mükemmel eğitim almış fakat o eğitimden faydalanamamış milyonlarca genç var. Atıyorum sana umut ediyorsun ya da bir şeyi planlıyorsun bilgisayar programlar gibi. Master'ı şurada yapsın, şunu yapsın, bu yapsın diyorsun. Allah korusun çok farklı şeyler çıkabiliyor falan. Ama etiği ahlağı olan birisi olursa genelde huzurlu ve mutlu olur. Biz de evlatlarımız hepimiz huzurlu mutlu olsun isteriz. Çünkü bunların binlerce örneği var. Onun için uğraştım. Şimdi en çok şeyden mutluyum. Nereye gitsem ya diyorlar ne kadar efendi çocuklarım var. En ne büyük kadar... gurur kaynağı herhalde için. Aynen, aynen. İnşallah öyle yetiştirmeyi nasip eder inşallah. İnşallah Çağla'cığım inşallah. Onlar da ikisi de çok gerçekten öyle hem efendi hem de akıllılar. Çünkü hani Engin Can'a o yüklendikleri dönemler tabii, hiç tabii ne ya. Çıktı bir şey konuştu işte. Ne bir mikrofona konuştu. Engin Can bu yüzden Amerika'ya gitti mesela, millet bilmez onu. Engin Can'ın yurt dışına gitmeyi planlıyordu belki ama onu keskinleştirip karar anlamında tamam ben artık gidiyorum demesinin en büyük etkenlerinden diyelim ona biz bu medya oldu. Yani çocuk şimdi dedi ki ben burada bu şartlarda okuma şansım yok. Bizi paramparça edecekler. Her dakika bir huzurum şey. Huzurum olsun. Bir de hani içinde bulunduğun eğitim organı neticede insanlarla birlikte bunu eğitim alacaksın. Bunu şans olarak değerlendirdi aslında değil mi? Çünkü aynen, mesela gerçekten aynen. Bir kaçış da olabilirdi. Bu orada çok mutsuz da olabilirdi ama onun eğitimi için vesaire evet. İçinde belki bir iteleme oldu aynen. Belki buradaki durum. Her ne olursa olsun faydası olduğunu düşünüyorum. Bitiriyor bu sene. Üniversite bitiyor. Ay ne güzel ya. Yani ay ne kadar? Ne okudun? 4 ayı var. İşletme. İşletme. Şey peki. Melisa? Melisa şimdi tasarım, moda tasarım ay. Londra ama o sıkıntılı bu sene Londra'ya gitti o.
bir senede kaybı var onun. O dünyanın en komik yani Melisa çocuğu aynı, ya. Aynı annesi. Kopya, karbon ya, kopya. Bayağı böyle ya, bir şey. Melisa anne. Engincan baba. Engincan da sen abi. Evet. Evet. Babaya çok benziyor. Peki babalık size neler kattı? Biraz ondan bahsedelim. Dünyanın, hayatınızı nasıl değiştirdi? Dünyanın en güzel şeyi. Yani ben babamla 17 yaşında tanışmıştım. Merhaba, memnun oldum. O hikayeye de geleceğiz. Neden öyle olmuştu? Öyle olmuş. Yani şartlar öyle. Biz de milyonlarca insanın yaşadığı bir şey, evet, yaşamış olduk. Öyle oldu. O yüzden ben hep çok çocuğum olsun istiyordum. Çok da erken baba oldum. Malumunuz yani. Şimdi üçüncü çocuğa sahip oldum. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Vallahi mümkünse 4-5 öyle de gidebiliriz yani. Ay, istiyor musunuz? İstiyorsun. Ay ne güzel. Evet. Çok seviyorsunuz çocuğu. Çok çok. Çocukları çok seviyorum. Şu yeni değil mi? Bu yeni, evet. Bak maşallah. Onun ismi neydi abi? Gisela. 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 Ne demek? Bu nurlu ışıkmış. Ben pek müdahil olamadım. Evde benim sözüm hiç geçmez çünkü. Annesi mi koydu ismini? Annesi, maşallah, evet. Çok güzel, evet. Ya. Çok güzel. Böyle bir güzellik var mı ya, maşallah. Çok komik bir şey. Şimdi Engincan'la Melisa da onu çok düşkünler, çok herhalde seviyorlar. Herhalde ablalık, abilik yapıyorlar. Sen hatırladın mı, konuşmuştuk. Prematüre doğdu. Tabii, erken evet, doğdu. Bayağı sıkıntılı süreçler geçirdik onunla. Şimdi maşallah iyi. Normal şey, yaşının kilosunda. Aynen aynen. Boyunda herhalde aynen. Öyle görünüyor şu aynen. Anda da. Hatta maşallah. Boyu bir tık da uzunmuş falan filan. Onları bir de ölçüp biçip söylüyorlar ya. Tabii tabii canım. Kontrol onlar yani. Kriterler çok aynen. Önemli. senin biraz şanssızlığın da abi, işte mesela evlendiğin zaman da ilk işte yaş farkı var. Şöyledir, böyledir. Tabii. Hani sana hep ya bize böyle normal hiçbir şey denk gelmez. Sana hep kardeşim böyle bir ya. Şey oldu. Ha, öyle. Şimdi hiçbir şeyi hayatımda planlamadım, biliyor musun? Eğer biraz planlayabilseydim, sözde zeki bir adam olsaydım, ya geçtim ben sosyal özel hayatımı planlamayı, iş hayatımı planlardım. Ne bileyim, dostluklarımı, çevremi doğru kullanırdım. Çok daha atıyorum kazanımlar elde ediyor olabilirdim. Yani hayatım, böyle hayatı bir aranje durumu yok yani, değil mi sizde? Hiçbir zaman böyle dümdüz aman dedim, ben sporumu yapayım, tenisimi oynayayım. Şeydim, çok az da yetinen de bir adamımdır, fazla arayışım yoktur, çok vericiyimdir. Mesela iki eşim oldu. İkisine de hep başımın üstünde tutarım. Yani her şeyin önünde tutarım. Çocuklarıma elimden geleni yaparım. Dostum, arkadaşım öyle. Hiç böyle planın programımı yarın olunca düşünürüz diyen bir adamımdır yani. Peki aklınıza geldiğinde gözlerinizi dolduran bir olay var mı? Ya çok var da? Öyle oluyor. Duygusallaşıyoruz tabii de. Fakat hep ben dedim ya, şöyle telkin oluyorum. Hayat böyle bir şey yani. Doğuyoruz, yaşıyoruz ve %100 öleceğiz yani. Tabii bundan ki, kurtulma net. Şansımız sıfır. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Öyle şeylere şahit oluyoruz ki hakikaten ölümün bile hayırlısı diyoruz. Tabii. Çok evet, sıkıntılar evet. Yaşayan milyonlarca hastanelerde insan var. İşte sevinçlerimiz oluyor. İşimizden kaynaklı. İki işimiz var. Ben çalışan özellikle kadınlara hayranım. Müthiş saygım var çalışan kadınlara. Meşgalemiz oluyor, kafamızı dağıtıyor. Hı. Bir de elimizde, sen şimdi çocuklarına bir zamanın olsa nasıl mutlu oluyorsundur, onu değerlendirmek için ne planlar yaparsın? O zamanları daha anlamlı kılıyor. Doğru. Senin için zaten aynı şey söz konusu. yaşamda anlamsız böyle bir şey. Hiç inanılmaz bol zamanınız olduğunu düşünebiliyor musun ise? Evet. Aynen. Her şey anlamını yitirir. O yüzden Allah hiç kimseye iş eksikliği vermesin. Amin. Bir bütün içerisinde mutluluklar, sevinçler, her hastalıklar. Her şey birbiriyle böyle bağlantılı hayat, değil mi? Öyle hayatta bizimce. Böyle bir şey. Yeter ki sahip olduğumuz şeylerin, güzelliklerin, sağlığın, aldığımız nefesin, şu anda oturduğunuz yerin, ne bileyim soluduğumuz havanın, her şeyin kıymetini amin. Bilelim. Amin. Amin. Evet. Son bir soru sormak istiyorum. Ben ondan sonra anlayacağım. Ne soru sordu? Biz son bir soru sormak istiyorum. 17 yaşında babanla tanıştın ya. Ne hissettin hani böyle 17 yaşında böyle genç bir delikanlı? Şimdi çok popülerdi o zamanlar sanatçı zaten Türkiye'de. Kaç tane var yani? Bir de baban tane, evet tane, çok popüler bir adam. Bir tane kanal var. TRT, herkesin hayranlık duyduğu bir insanın baban olmasının psikolojisi ayrı bir durum. Hı hı. Nötürdüm, hiçbir neden onu tanımadım, o yaşta tanıyorum'un yani sorgulamasını önce, yapmıyordum. Ondan önce bilmiyordun değil yok, mi babanın yok. Selçuk Oral olduğunu? Yok hayır, biliyorum fakat tanışmıyorduk yani. Tanışmıyorduk. Neden? Yani ne bileyim insan ayrı öyle sıkıntılı bir dönem. Anne baba. O ayrı bir test konusu olur yani. Ona hiç nasıl oldu abi? Nasıl görüştünüz? Nasıl tanıştınız? Yani Vahdet abinin büyük emeği vardır bize yani o ilk buluşmayla alakalı. Vahdet Ural. Vahdet Ural'ın. Tabii tabii o zamanlar gazetede. Onu bir araya getirdi. Tabii tabii öyle. Nasıl oldu ilk buluşma? Çok da benziyoruz ediyoruz. Bir an bir şaşırıyor tabii. Duygusallık oluyor.
onu filmini çekmek lazım ki anlatılabilsin yani. Ki babanız ne hissetti acaba? Muhakkak ona da oğlunu görüyor 17 sene sonra. Ben hatta onu diyorum, o zamanlar belki de babama bu kadar benzememin nedeni bile o olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Hani yani birçok şeyi anlamlandırmaya çalışıyorum ya ben kendimce. Evet, doğru. Diye öyle tanıştık. Sonra, şimdi ilişkileriniz nasıl? İyi iyi, bir sıkıntı yok. Yani zaten pek görüşebilemiyoruz. Babam çok geç yaşıyor, güne geç başlıyor. Ben çok erken ters düz oluyoruz onunla. Ben zaten fırsatım olduğu an erkenden eve gidiyorum ki bu yaştan sonra tekrar çocuğumuz olunca kızı seveyim, eve gideyim diye falan filan. Nerede yaşıyorsunuz ki? Ben yanlış babam anladım. Babam benden ayrıyız. Hayır. Hayır, siz yani eve gidiyoruz, eve gidiyorum. Hayır, şimdi benim ona zaman ayıramıyorum akşam babama. Evvelden şimdi Gisele olmadan iyi kötü bir uğrardım ona. Fakat şimdi Gisele olduktan sonra deparla eve gidiyorum yani. Tabii, tabii. Gözüm evde bir şey görmüyor yani. O zaman sohbetimiz yine devam edecek. Şimdi birazcık astroloji. Sen de merak diyelim. Eder misin? Etmez mi? Oğlak mıydınız? Oğlak, 1 Ocak. Aynen Oğlak. Aa, 2 Ocak, doğru. 2 Ocak doğum günüydü bugün, 2 Ocak doğum günü. İyi ki doğdunuz. Kutlayamadık bu sene. Kutlayacağız. Sağ olsun Alişan da bana o kadar güzel bir hediye almış ki içeride getiremiyorum, taşıyamıyorum. Çünkü çok her sene hediyesini alıyorum. Benim 19 sezonum olduğu için daha bir tane hediyesini görmedim. Allah'a şükür. Ne yapayım? Her sene hediyeyi ben alıyorum. Yine aldım hediyeni, arabadayı, merak etme, vereceğim. Ne? Tamam, devam et programı. Arabada. Ben şahit. Yalan. Vay vay vay. Allah aşkına. Allah aldım. Niye sabah vermedin? Allah aldım ya. Güzelmiş. İyi tamam, yarın çıkaracağım buraya o zaman. Peki. Şanslı burçlarımızı konuştuk. Jüpiter ne oldu onu konuştuk. Şimdi böyle tek tek burçlarımızla başlayalım. Tamam. 2015 neler getirecek onu anlatıyoruz. Aslında bu yılın ilk haftası diyelim, yani ilk ayının ilk haftasında yepyeni başlangıçlarla bugün Yengeç Burcu'nda bir dolunayla merhaba diyoruz yeni yılın ilk haftasına. Bundan da bahsedeceğiz ama şimdi genel olarak bu sene burçlarımızı neler bekliyor şöyle bir bahsedelim. Şimdi koçlarla başlıyoruz. Koçlar bu sene onlar için çok harika bir dönem. Aşk yılı diyoruz çünkü Jüpiter onların aşk alanlarını etkiliyor. Yani hayatınızda bir insan yoksa, aşkı şimdiye kadar bulamadıysanız, bir takım aceleleriniz olduysa hayata karşı, bu dönemden sonra özellikle önümüzdeki dönem içerisinde bu konuyla ilgili çok önemli fırsatlar yakalayacaksınız sevgili koçlar. Burası aynı zamanda çocuk alanı olduğu için çocuklarınızla olan iletişiminiz, çocuklarınızla olan bağlantılarınızın çok kuvvetleneceği, onlarla beraber olmaktan çok keyif alacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız. Keza çocuk isteyenler için yine harika bir yıl diyebiliriz. Yine sanatla, işte üretkenlikle, kreatif işlerle uğraşan koçlar için de oldukça şanslı bir süreç olacak. Yıl boyunca ateş enerjisini yüreğinizde hissedecek ve ilk defa da uzun zamandan sonra o cesaretle hayatınız için adım atmaktan korkmayacaksınız sevgili koçlar. Zaten az önce de söyledik, bu sene ateş enerjisi gökyüzünde hakim. O yüzden de mümkün olduğunca kafanızdaki plan ve projelerinizi harekete geçirebilmek için adımlarınızı atmaktan korkmayın. Bu yıl aynı zamanda hangi alanları deneyimliyorsunuz? Seyahat, eğitim ve medya alanlarınızda da önemli sorumluluklarla yolunuza devam edecek ve geleceğinizi yeniden şekillendireceksiniz. Bunlar önemli süreçler. 13 Eylül de iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda önemli bir tutulma olacak. Bir de tarih vermiş olalım. Geçelim boğalara. Özellikle boğaların bu sene her tür huzuru, mutluluğu, neşeyi ailelerinde bulacağı bir yıl olacak. Ev, aile, yuva alanlarınızda uzun zamandır yaşadığınız sıkıntılar, problemler, sorunlar geride kalmaya başlıyor sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Bu yıl huzuru ailenizle bulacaksınız. Ev, emlak, alım, satım, gayrimenkul işlerinizde şans sizden yana olacak. Uzun zamandır böyle kafanızda kurduğunuz, düşündüğünüz bir ev hayaliniz varsa yılın ilk 6 ayında harekete geçmek önemli. O yüzden harekete geçmekten korkmayın diyelim. Ve hangi alanları deneyimliyorsunuz? Satürn hangi alanlarınızda dolaşıyor? Bu sene hayatı farklı gözlerle göreceksiniz. Ortaklaşa para alanlarında önemli sorumluluklarla yolunuza devam edecek ve bu alanda önemli konuları deneyimleyeceksiniz ve öğreneceksiniz sevgili boğalar. Belki de az önce dedik ya, hayalini kurduğunuz o ev için bir para sorumluluğunun altına girmek önemli olacak ve başkalarının parasal sorumluluklarını üstünüze almak da önem kazanabilir.
İkizler. İkizlere geldik. Nasıl biliyorsunuz? Hep üçüncü oluyor. Nasıl İkizler. Biliyorsunuz bunu? Şimdi İkizler Burcu deyince akla iletişim geliyor. İletişimin Burcu İkizler. Konuşmayı çok seviyorlar. Biraz dinlemekte problemleri var ama bır 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 konuşurlar. Var problem. Şimdi niye bunu söylüyorum? Özellikle bu sene Jüpiter iletişim alanlarınızı aydınlatıyor sevgili İkizler. O yüzden satış, reklam, pazarlama, bilişim, teknoloji, bilgisayar her tür iletişimin formunda iş yapıyorsanız bu alanlarda çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Aynı zamanda kendinizi iyi ifade edeceksiniz. Akrabalarınız, kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın çevrenizde kim varsa onlarla olan bağlantılarınızı güçlendireceğiniz ve onların hayatındaki güzel gelişmelerin sizin hayatınıza da olumlu yansıyacağını söyleyelim. Peki hangi alanları deneyimlemeye başlıyor sevgili ikizler? Satürn tam zıt burçları olan Yay burcuna geçti. Özel hayat, İkili ilişkiler, evlilik alanlarınızda önemli sorumluluklar üstlenmeye başlıyorsunuz. Şimdiye kadar var olan ilişkilerinizi şöyle bir gözden geçireceksiniz. Bu ilişkiler hayatınıza ne kadar hizmet ettiği, gerçekten seviyor musunuz karşı tarafı ya da bu ilişki bir inat uğruna mı devam ediyor? Veyahut da şimdiye kadar hep evlilikten kaçtınız, bir takım ertelemelerde bulundunuz. Şimdi artık bu ertelemelerin olmayacağı, evlilik sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalacağınız bir dönem içerisinde gireceksiniz. Durumunda kalmak ne demek? Yani mecbur mu kalacak? Zorla mı evlendirecekler benim partnerimi? Evet. Aa bayağı. Bayağı bayağı. Burnunu sürte sürte. Yok yok öyle bir şey değil. Yani durumunda kalmak dedim. Şimdiye kadar hiç bunu fark etmemiş ama şimdi artık bunun sorumluluğunu almak üzere harekete geçecek. Özellikle şunu söyleyebilirim. 11 Ağustos'tan sonra ev, aile, yuva alanlarına Jüpiter'in kaymasıyla beraber zaten 13 Eylül'de de bir tutulma olacak ikizlerin hayatında. Yani evinizi, yuvanızı kuruyorsunuz ikizler. Ay ağlayacağım. Aa vallahi mi? Ağlayacağım bu ikinci. Her gün aynı şey söylüyor bak. Nuray abla da aynı şey söylemiş. Aa bayağı evleniyor adam. Evet. İşte olduğu zaman söyleyecek, biz de ona gün belirleyeceğiz. Değil mi? Olsun artık. Olsun. Şeyim, burada kılım şey oldu, beyazladı ya. Evet, programımıza başka malzeme lazım. Sürekli alışana kız, sürekli alışana kız. Niye evlenmedi, niye çocuk yapmadı? Artık yani fenalık geldi. Evlenin de ben de çoluk çocuk. Burada atayım çocukları. Deneyimlerimi aktarayım çocuklarıma. Şimdi yengeçlere geçiyoruz. Yengeçler, yükselen yengeçler. Bu sene bir kere duygusal bir burç sevgili yengeçler. Hayattaki en büyük ihtiyaçları sevdiklerini güven altına almak. Onları korumak, beslemek ve kollamak. O yüzden aslında bugün tam da yengeç burcunda bir dolunay oluşuyor. Bu aralar çok hassas haberler alacaksınız. Eviniz, aileniz, yuvanız, çocuğunuz, etrafınızda kim varsa çok önemli olacak sizin için sevgili yengeçler. Bir kere bu sene özellikle güven altına alacağınız alanlar para alanları. Maddi anlamda çok şanslı, bolluklu, bereketli, aynı zamanda yaptığınız işlerin karşılığını göreceğiniz bir dönem geçireceksiniz. Bir anlamda cebiniz parayı tam anlamıyla görecek. Yengeç mi? Yengeçler. Yengeçler parayı buluyor yani. Evet. Yenge mi yengeç? Yengeç ve yükselen Yo. Yengeç. Yengeç. Ama oğlaklarda da o var. Var mı? Şimdi ona da geliyor. Oğlaklarda da o var. Biraz geç oldu ama. Çok iyiyiz bu sene. Ha, tamam. Oğlak sonlara doğru biz bayağı iyiyiz bu sene. Bu yüzden de parasal konularda sadece yapmanız gereken, siz zaten paranızın hesabını bilen bir burçsunuz. O yüzden de gelen parayı tutmayı da özen gösterin. Çünkü hani bazen Jüpiter'in bu alanlarda dolaşmasıyla insanlar şöyle düşünebilirler. Aman ne güzel para geliyor zaten. Şimdi şunları da alayım diye düşünebilirsiniz. Her an her şey olabilir. O yüzden siz yine de bir miktarını kenara ayırmaya, yine sevdikleriniz için kullanmaya özen gösterin. Sevgili yengeçler, hangi alanlar öne çıkmaya başlıyor? Hangi alanları deneyimliyorsunuz? Bir kere iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda Satürn size 2,5 yıl boyunca önemli konuları karşınıza getirecek. Şimdi yengeç burçları çok fazla spor yapmayı seven bir burç değil. Biraz da tatlı yemek, kızartmalara düşkünlük, işte karbonhidratlı yiyeceklere olan meyliniz yüksek. O yüzden şimdiden sağlığınızla ilgili çok etkili bir beslenme programı oluşturabilir ve bununla beraber biraz sağlığınızı ön plana almayı düşünebilirsiniz sevgili yengeçler. Eğer bunu yaparsanız çok daha güzel günlerin geldiğini görüyor olacaksınız. Sorumluluklarınızı bileceksiniz. Çok yaşa canım benim. Şimdi yengeçlere bakıyoruz. Özellikle şunu söyleyebilirim. Yılın ikinci yarısında iletişimsel konular yengeçler için hızlı akacak. Yine satış, reklam, iletişim konularında önemli sorumluluklarla yollarına devam edecekler. Sevgili yengeçler, 20 Mart'tan sonra da güzel bir yolculuk, seyahat gündeminizde olacak. Merak etmeyin. Şimdi aslanlara geliyoruz. Aslanlar en şanslı burç, yılın en şanslı burcu. Peki şansı hangi alanda yaşıyorlar? Bir kere en şanslı demek her tür alanda.
ev, aile, yuva, işte özel hayat, çocuklarla ilgili konular, iş alanlarında her tür konuda çok önemli şansınız olacak sevgili aslanlar. Yalnız şansın ayağınıza gelmesini beklemeyin. Bu dönemi lütfen ama lütfen kendiniz için en güzel şekilde değerlendirmeye özen gösterin. Eksikliklerinizi tamamlayın. Hayatınızı bir gözden geçirin. Hangi alanlara yatırım yapmak istiyorsunuz? Hangi alanlarda kendinizi ön plana çıkartmak istiyorsunuz? Bütün bunları gözlemledikten sonra yolunuza böyle koşar adımlarla devam edin. Karşınıza çıkacak olan insanları küçümsemeyin. Yani çünkü bu insanlardan yana şansınız yüksek olacak. İş falan yaparsak aslanlarla mı yapalım? Kesinlikle. Abi bak, mantıklı bir bakış açısı. Bak hiç öyle düşünmemiştim kesinlikle. Yani zeki adam, cingi. En şanslı aslanlar bu alanda çok. Bir de yani kimliklerini, kişiliklerini ön plana çıkarttıkları bir süreç. Şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllarda biraz aslanlar davranışlarını ve hareketlerini gözlemlemek ve buna göre davranmak zorunda kaldılar. Tam kendilerini ön plana atmayı istediler ki aslanlar bayılır böyle alkışlanmaya. Tam böyle ah çok iyiyim şu an severdim, göstereceğim der. Hayat geldi, bir tokat vurdu diye çekildiler. Sonra tam gösterdi, tam bir tokat diye. Şimdi artık aslanlar tam anlamıyla kanatların üzerine uçmaya hazırlanıyorlar. Ama ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi aslanların biraz abartıyı sevme huyu vardır. Çok. Abartıdan biraz uzak durun. O mütevazılığınızı kaybetmeyin. Çünkü bunu eğer yaparsanız hayatınızın daha güzel işlediğini göreceksiniz sevgili aslanlar. Sizi kimse tutamaz, hiç merak etmeyin. Hangi alanları deneyimlemeye başlıyorsunuz? Aşk alanında önemli sorumluluklar devreye girmeye başlıyor. Yine çocukla ilgili konularda sorumluluklar, aşk alanında alacağınız önemli kararlar 2,5 yıl gündeminizde olacak ve buna göre hareket edeceksiniz sevgili aslanlar. Ya dursana ya, ne itiyorsun beni ya? Geçeyim mi başakları? Başak mı? Evet, başak. Başaklar da şanslıydı değil mi? Evet. Başaklar da yılın ikinci yarısında önemli şanslar yakalayacaklar. Şimdi şunu söyleyebilirim. Başaklar çok önemli bir hazırlık dönemindeler. Maneviyatları çok kuvvetleniyor. Hayatlarında belki de ilk defa kendilerini dinlemeyi öğrenecekler. Sadece başkaları için çalışmaktan keyif almayacaklar. Gerçek anlamda iş alanında onları ne mutlu ediyor? Yaptıkları işten memnunlar mı? Hayat bu şekilde devam mı edecek, yoksa bir takım aldıkları kararları uygulayabilecekler mi? Bütün bunlar başakların hayatında önemli değişimlere yol açacak. Önemli bir hazırlık sürecindesiniz sevgili başaklar. Sırtınızda adeta meleğiniz varmış gibi her tür olumsuzluktan korunuyor olacaksınız bu 8 ay boyunca. 11 Ağustos geldiğinde Jüpiter sizin burcunuza geçecek ve az önce aslanlar için söylediğim her tür konu ve olay sizin için öne çıkmaya başlayacak. Yani bu süreç içerisinde evlilikle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. İşinizi değiştirebilirsiniz, evinizi değiştirebilirsiniz veyahut da çocuk yapma kararınız devreye girebilir. Yani kısacası şans size hayatın her alanından göz kırpıyor olacak. Bir de daha fazla yılın ikinci yarısı işimizi seviyor olacağız. Daha böyle mütevazı, daha küçülerek, daha sadece ihtiyacımız olan işlere, sadece ihtiyacımız olan işte mallara önem vererek yolumuza devam ediyor olacağız. Yılın ilk 8 ayı birazcık daha keyifli ve birazcık daha harcamalara yönelik geçerken yılın ikinci yarısında birazcık daha tutumlu olmaya ve birazcık daha işimizi severek yapmaya önem göstereceğiz. Şimdi başaklara şöyle bir şey söyleyeceğim. 20 Mart'ta önemli bir tutulma var. Bu tutulma sizin evlilik alanlarınızı tetikliyor sevgili başaklar. Bu tarih sonrası evliliğe adım atabilirsiniz veyahut evli olanlar eşlerinin hayatında önemli konu ve olayların karşılarına geldiklerini görebilirler. Yine taşınma ile ilgili önemli olay aylar gündeminize yerleşecek. 13 Eylül yine sizin için önemli. Hayatınızla ilgili çok önemli kararlar alacaksınız sevgili başaklar. Bu kararları iyi bir şekilde uygulamaya özen gösterin. Olumsuz olarak sakın görmeyin. Olumlu başlangıçlar ve kararlar devrede olacak sizin için. Şimdi geldik terazi ve yükselen terazilere. Terazilerin çevrelerini çok iyi bir şekilde kullanacakları. Teraziye girecekmişiz. Ne kaldı? Terazi kaldı. Terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık. Ay daha çok varmış. Daha çok varmış ya. Varmış, çok mu yayılmış? Terazi, yay, oğlak, balık. Yo, dere. Yine şey yapacağız. Yine birkaç tane ünlümüz de var. Onların burçlarıyla da ilgili merak edilen tamam, magazinsel gelecekleriyle ilgili sorular soracağız. Ama bir yemek ama zamanı evet, diyelim mi? Hakan abi. Diyelim artık. Acıktınız mı? Ben de rejimdeyim arkadaşlar. Rejimde misin? Aa, önce pilava yapacağız bugün. Aa, önce pilava. Ben yerim. Bugün evet. Show TV'de bizim yepyeni yayınımızdan sonra yepyeni bir program başlıyor. Saat 12'de. Yepyeni bir yemek programı başlayacak efendim. Evet. Nur Selim mutfağa başlıyor. Hepimizin yakından tanıdığı, çok sevdiği isim. Onu biz bugün konuk aldık. Hem programından bahsedecek hem de bize çok güzel İlk yemeğini yemek bizim mutfağımızda yapacak. Çok şanslıyız efendim. O zaman çağıralım alkışlarınızla. Nur Selergin. Thank you.
özellikle Çağla'nın yanında duracağım. Minik kadın, sen büyük kadın. Ne oldu bana bilmiyorum. Çektin mi sen? Zaten miniktin sen. Ay, boyum tamam minikti. Şimdi az önce durmadı ya Hakan Bey, merhaba bu arada. Ben özellikle duracağım. Durdu. Durmayacak bir şey yok. İyi, sen nasılsın? Süperim. Bugün başlıyor merhaba. Program. Bize birazcık anlat, hayırlı olsun programı. Çok heyecanlıyım. Gerçekten böyle şey, canlı yayın daha başka oluyor. Bundan ben çekip önce, çekip duruyorum. Bundan önce yaptığım programlarda hep sen gidiyordun mutfakları, ziyaretleri. Şimdi evet, sana gelecekler. Şimdi şöyle, bizim kültürümüzde sizler daha iyi bilirsiniz, iade-i ziyaret vardır. Hani evet, önce biri gider, ondan sonra çağırmazsan çok ayıp olur. Evet. Biz de böyle bir şey düşündük. Ben de evimde ağırlamak istedim konuklarımı. Ve evimin kapılarını açtım, mutfağımı açtım. Birlikte yemek yapıyoruz. Ay ne güzel, çok tatlı ya. Peki özel zevkli konuklarınız olacak herhalde. Ünlü konuklarınız olacak mı? Olabilir. Olabilir. Güzel yemek olabilir, yapabiliriz. Biz de gideriz yani. Alışverişi sen mi yapıyorsun? Yaptığım da oluyor. Motorum var benim bir tane. Jeneriklerde izlediyseniz. Bayağı böyle motorumla fink atıyorum. Siparişleri oluyor konuklarımın. Onların siparişlerini alıyorum. Birlikte gittiğimiz oluyor. İstanbul'u ilk defa gören oluyor. Mesela Sivas'tan biri geldi geçen gün Boğaz'da. İstanbul'u hiç görmemiş. Aa, beraber arabaya gittiniz, attım onu. Gezdik balık harika, tuttuk. Harika. Biraz daha yaşam programı. İnşallah. Çok böyle acayip heyecanlıyım. Nasıl olacak? Ne güzel. İnşallah hayırlı uğurlu olsun çok diyelim ve hemen ederim, ilk yemeğini yapmak üzere seni mutfağımıza alalım. İnşallah yetişir. Bugün inşallah için... beceririm. Hep birlikte gidelim. Bugün bizim için Cem pilavı evet, yapacak. Hep beraber hep lütfen. Hep birlikte gidelim. Buyurun biz de. Hem öğrenmiş olalım. Buyurun. Sunum kabımı da getirdim. Göstermeden ne demeyeyim, en çok yakışan kap. Sen ne burcusun? Ben aslanım, dinledim. Aslan en şanslılardanmışım. Aynen. Çok mutlu oldum. Önce ben sesi yapayım. Bak ittiriyor ya. Ya kaç benim sıram. Ben böyle bir şey var. Efendim Ayşen'in mutfağına bugün Nursel'in mutfağı konuk oluyor. Nursel bize Acem pilavı yapacak, buyursun. Şimdi gerçekten aslında uğraştırıcı bir pilav ama sağ olsun arkadaşlarımız hazırlamış. Acilen başlamamız gerekiyor. Tamam, biz Acem, malzemeleri de sayalım istersen. Nereden öğrendin o sırada? Ay, Acem pilavının en büyük özelliği havuç olması, az bile olmuş. Bayılırım. Havuç ben, az mı olmuş? Vallahi az olmuş. Ya, bir... Ayşen kesin doğrar. Doğrayayım doğrar, mı? Doğrar. Havuç var mı? Bak şöyle doğrarsan süper olur. Ayşen doğrasana iyice. Ya nerede? Ya, havuç varmış zaten. Doğramış havuç da varmış ya. Bak, İyi ki dökmedim. Gel. Bu havucun şeyi değil mi? Var abi, havuç var. Bak doğranmış. Soğan değil mi o Akdeniz? Onları ben beğenmeyip kaldırmıştım. Onları beğenmeyip kaldırmıştım. Ama işte ay. Allah Allah. Dikkat et. Ama elimizde bu var. Bu olmaz ben mı? Şöyle olur geçeyim, olur. Tamam. Olduğu herkes kadar. Herkes kendine bir köşe bulsun. İstiyorsan doğrayayım yani. Şimdi ben bu pilavı Kahramanmaraş'ta öğrendim. Bu arada ben öyle yemek yapıyorum. Bakmayın hani... Öyle aman aman mutfağı iyi olan biri değilim. Havuç söyleyeyim mi? Sadece adet yerini bulsun. Havucu ve soğanı iyi kavurmamız gerekiyor. Bir yandan etimizi kavurmamız gerekiyor. Et için bir tava. Öyle boş durmak yok. Ben ne yapacağım? Abi lütfen. Yeni evlenmişsiniz. Hiç işim olmaz. Yumurta kıramam vallahi. Vallahi mı? Hiç işim değil, olmaz. Eskiden ben de kaşar eritiyordum yalan. Şu anda zaten ekranın diğer yarısında görülüyor. Hepimiz öğreniyoruz bugün. Ben bilmiyorum, hiç Acem pilav hiç hayatımda yapmadım ama şöyle, bugün öğreneceğim. Kuzu eti de olur, dana eti de olur. Kuşbaşı bir ete ihtiyacınız var. Sunumda daha çok devreye girecek. Şunu da bir götürsene. Ne oldu aslanım, yemek yapsaydın bize. Bakmayı tercih ediyorum uzaktan. Ben şimdi ne yapayım? Bunu mu atsam? Bence şunu at önce. İkisini de atacağım çünkü çok havuç gerekiyor. Yani ne kadar bir havuç bu? Şöyle kibrit çöpü büyüklüğünde havuçlar olması gerekiyor. Rende asla olmaz. Şey de olmaz. Ne o? O soyma şeyi. Soyma şeyleri de olmaz. Bıçakla mı yapacağız yani? Evet, bayağı böyle kibrit çöpü gibi yapacağız. Hangi yörenin yemeği acaba? Aslında İran bildiğim kadarıyla ama Kahramanmaraş'ta çok fazla kullanılıyor. Soğanla havuç iyice ölene kadar kavrulacak. Aslında önce pirinci aslında atacaktım. İnşallah sulanmaz. Ay heyecanlı pirinç, şey. Pirinci mi atacağız şimdi? Pirinciyi önce sanırım. Pirinci mi atacaktık normalde? Şu an bayağı yanlış mı yaptık? Yok. Bizim yaptığımız bayan böyle yapmıştı. Bilgisiz bir hala
Hayır, canım. Hiç sorun yok. Acem havucu. Evet, cevap. Sadece... Yağ çatmadınız ama yağ azaltmadın mı? Ya sanki yağını ama karıştırma ya. Ama yağ yok ya. Bak içi boş. Zaten burada kuzunun etinin yağı yeter yani. Hayır hayır şey şişe boşaldı. Bitti. Ha yağımız yok diyorsun sen bize yani şimdi. Değil mi ya? Ya var ya var. Hadi azıcık daha koy. Ayıp ediyorsun bize ya. Lütfen. Bunlar güzel böyle karamelize olacak herhalde. İyi pilav yapmanın en büyük sırrı hanımlar bilir. Pirinci iyi yıkamaktır. Lapa lapa olmasın diye. İki yağımız kase var, bak. Pirince ihtiyacınız var. Lütfen bizim ekibimiz. Onu bekleyeceğiz bayağı. Sen de çok iyisin galiba mutfakta. Ben mi? Yok ben burada yaptıklarımı. Yok yok ben alıyorum ve takip ediyorum seviyorum, seni. Seviyorum meraklıyım ama gerçekten vakit yok. Ben daha çok çocuklarla pasta işine giriyorum. Söylemeden edemeyeceğim. Çok tatlı bir anne olduğunu düşünüyorum. Ay, yani yansıyan bana geçen o gerçekten çocukların da çok tatlı. Oh, ya istedin ya getirdin. Bizim ekibimiz lütfen. Hiç arası yok ama bu sefer de veresiye gibi vermiş. Lütfen. Hangi markette ucuzluk varsa oraya gideriz alırız. Evet tamam. Türkiye'nin en iyi ekibi bizim ekibimiz. Bir yandan etimiz kavruluyor. Bir yandan soğan ve havucumuz kavruluyor. Kavrulduktan sonra havuçtan biraz kenara almamız gerekiyor sunum için. Aman unutmayalım. Şey ben bunu sürekli böyle döndüreyim yoksa dursun mu? Yanar değil mi? Yok dursun. Hakan abi sen ne yemekleri seversin? Ben evde ne yemek yaptırırsın mesela eşine? En çok yaptırdığın yemek. Gerçekten sebze. Hiç mutfağa girmez misiniz Hakan Bey? Yemek yemeye giriyorum. Ha? Yemek yemeye giriyorum. Hayır ya ben kabul tüketmek etmiyorum. Niye yani böyle erkekler? Ben şahsıma münasır yeteneksizimdir yani. Ha öyle. Hiç de. Yemek yapmayı denemedin mi? Hiç yapmadın mı? Denedim. Ne yaptın mesela? Omlet. Yumurta. Yapabildin mi? Onu da mı yapamadın? Omlet de zordur mesela aslında tutturmak. Evet. Kıvamını yapamıyorum işte. Omlette yani mi yapamadın abi? Oğlum kırıyorsun, peyniri atıyorsun, karıştırıyorsun ama onu hani tam böyle şey olmuyor mu? Ya şimdi çok kuru olur evet. Ya çok heh, şey işte olur. Onu hani, tabii onu da ayarlayabilirim. Yani. Ama öyle kolay değil. Şey yani İyi isterim, yani güzel yerim. Sinir peki, bozarım yani. Peki yenge ne yapıyor, en güzel ne yemeği yapar? Onu da pek işi olmaz yemekte. O da mı yapabilir? Evet. Anladım. Eyvah aç kalmışlar. Siz her gün bize gelin. Biz de her gün böyle masa kuruyoruz. Ama geliriz yani. Aa, gelin gerçekten. Söyleyeyim mi öyle yalanlar mı yani? Kapımız herkese açık bu arada. Her akşam biz 8'de oradayız değil mi? Çatal bıçak. Buyurun beklerim. İyi akşamlar diye. Şey anlaşılmasın. Hani sadece gittiğim evleri evimde ağırlamıyorum ben. Evimi merak eden İstanbul'dan, yurt dışından bile olabilir. Sana herkese konuk olmak istiyoruz Nursel deyip seni aynen arayıp ulaştıklarında aynen evine gelip onlar böyle beraber mesela onu böyle ufak bir tur atıp sonra evde güzel leziz evet yemekler yiyebiliyorlar. Evet kesinlikle. Aa, ama Çağla harika. Hamarası evet, hemen yani. Yaparlarsa yiyorlar. Hemen Reji dedi ki ilk olarak şey biz de gelmek yani istiyoruz dedi. Rejimiz hemen Nursel'in evine kancayı astı maşallah. Evet biraz et yiyecekleri falan bizim olsun. Bir de sipariş veriyor Gülsün abiye bak ya. Acem pilavını bilen var mı içinizde? Var mı bilen Acem pilavı? Acem pilavı. Yok mu? Ama ne kadar güzel olmuş. Aa, bak bugün öğreneceğiz işte. Beni kimse izlememiş mi? Acem. Bugün Acem pilavıyla başlıyoruz. Evet. Ben bir şeyli pilavı çok severim. Ben bir de bayılırım. Mesela ben nohutlu, fıstıklara bilmem falan bayılırım. Bilmem. Fıstık, fındık, evet, badem, bayılsam bayılırım. Sade çam pilav fıstık değil de illaki bir şey olsun istedim. Bir şeyli pilav. Bir şeyli pilav. Ben onun adını öyle koydum. Bizde yoksa şehriyle pilavı yani. Evet. Şehre dedim. Çam fıstıklı evet falan böyle şehriyle. Azerbaycan'ın pilavları çok aa, meşhurdur. Gittim onlar gittim. Daha yeni geldim Azerbaycan'dan. Ya. Muhteşem pilavlar. Ne yaptın orada? Konser. Konser vardı. Hı-hı. Muhteşem pilavlar, muhteşem yemekler. Böyle çok bir çok abi. Evet. Azerbaycan'da bulundun mu hiç? Bilmiyorum. Yok. Abi böyle bir yemek yok. Gerçekten. Allah. Pilav. Pilav diyorlar onlar. Altına böyle yufka koyuyorlar. Ay o kadar enteresan pilavlar yapıyorlar ki. Hakikaten tavsiye ederim. Bu da gerçekten enteresan bir pilav olacak. Görseline yani bayılacaksınız yetişirse genelde eğer. Ben bir kere denk geldim. Pilava genelde rende havuç karıştırılırken gördüm. Havuçlu pilav olarak gördüm yani. Ama böyle parça onu parça ve büyük büyük. Bunu sonra sunum için. Şimdi hepsini çıkaracağım mı? Birazını ayırıyor. Sunuma ayırıyorum. Onunla geliyor. Çok yanmadım. Azıcık yandım. Az yandım. Konuğu da yaktım.
Mis gibi soğan koktu. Vallahi güzel koktu ya. Sevmemişiz. Yalan da yok, severim de. Eğer yemeğinize soğanlı sarımsağı az koyarsanız benim öğrendiğim en önemli şey o yemekten hayır gelmiyor. Değil mi? Soğan sarımı basacağız tabii. En büyük lezzetimiz. Evet. Zannediyorum 3-4 tane orta boy soğan vardı burada. 2 kilo kadar da havuç. Şimdi kavurduktan sonra yarısını kenara aldım. 2 kase pirinci atıyorum. Vallahi güzel pilav oldu. Bugün de yemeğimiz çıktı. Hadi. Çok şükür, çok şükür. Ya siz çok şanslısınız, ben vay görüyorum. Ya. Biz burada yemek yaptırıyoruz abi, ondan sonra ama yiyoruz. Ne lezzetler, bizde ne ziyafetler. Görüyorum. Çok şanslıyız hakikaten. Sen bunu kavurur musun? Tabii, ben bir su bulayım, böyle bir sıcak. Hande Hanım, yes. Yemeğe böyle en meraklı burçlar hangidir? Yemek yapmayı seven, yemek yemeyi yengeçler seven. Çünkü az kilo önce söyledik. Evet. Yengeç. Yengeç. Evine, ailesine çok düşkün ve aynı zamanda yemeği ve yedirmeyi çok seviyor sevgili yengeçler. Bir de boğalar. Boğaza düşkün olan burçlardan bir tanesi. Boğaların da çok fazla yemeğe evet. düşkün olduğunu ve damak tadının çok böyle özel olduğunu söyleyebiliriz. Yine aklıma gelenler mesela balıklar yine düşkündür. Bir Türk olarak hepimiz düşkünüz. Evet, ben onu bilir, onu yani. Söylerim. Etçiyiz. Evet. Evet, özellikle Anadolu tarafı aslında daha çok. Aslında etçiyiz ama bir yandan da çok da börek yok mu? Karbonhidrat, doğru, börek. Çünkü doğru. Yükselenimiz yengeç. Türkiye'nin burcu akrep ama yükseleni yengeç. Sonuçta öyle yengeç mi? Özelliğini Türkiye'nin gösteriyor. Türkiye'nin burcu var. Evet. Ya. Evet. Aslan neymiş? Ben çok duyamadım. Siz yapın yemeği arkadaşlar. Hakikaten biz de burada şaşırıyoruz. Siz olayı anlamadınız. Ben ne? Yemek yapmıyorum ki. Ha, geliyorlar sen... bana tamam. yapıyorlar. Öyle mi? Ben aa. Şu an sizin mutfağınızdayım. Tamam, bak gösteriyorum. Okay. Ne kadar kavuracağız bunu? Herkes bayağı. Kendi seçtiği yemeği mi yapıyor bu arada? Şu anda biraz ben şımarıklık yapıyorum. Böyle diyorum ki Ayşe abla onu isterim, bunu isterim, ha, şunu bunu isterim, diyorsun. Bunu isterim diyorum. Okay. O da beni kırmıyor ve yapıyor. Tamam. Yarısını dışarıya döktü. Siz öyle yapmıyorsunuz. Hepsi içeride kalıyor. Et de ne güzel koktu. Etimiz de kavruldu. Şimdi acaba neyle ölçmüşlerdir? Neyse göz kararı yapacağım. Göz kararı yapalım canım. Of, tuz hemen kararı. Ben getireyim, sen gel. Bir de bir yandan da su şey atacağız, istiyorum. Değil mi? Bir tava daha istiyorum. Tava. Bir tava daha ver. Bir tava daha ver. Çabuk veriyorum bir dakika. Şurada. Bir tava daha. Şöyle. Her şeyimiz de var maşallah. Tabii kaşar, he? Tavuk. Aa, her şey de var. Sene başta ben almıştım çeyiz. Burada da bademleri kavuralım. Bu sene de biraz büyük diyeceğiz. Oldu. Badem kavuracaksan biraz daha ufak evet. böyle. Bademleri suyun içinde biraz tutarsanız, sıcak ufak suyun içinde yok, tutarsanız da olur. Biraz kaynatırsanız daha kolay oluyor. Kabuklarını soymanız gerekiyor. Şöyle küçük bir kavuracağız. Ay! Ne yaptın? İkimiz ya bir çık, ya, bir çık, bir çık, bir çık orada. Çek et aşağıdan. Çık oradan, yapamıyorsun. Çok kötü, yapamıyordu, çok kötü patladı ya. Hiçbir şey yapamıyorsun, rezil ettiniz. Açık mı bu? Hiçbir şey yapamazsak yeriz. Açık mı? Değil. Ya bu, gittim fırına döktün. Al! Ay, ne oluyor ya? Ne oldu? Şey patlıyor ya, patlayınca. Bu sefer çok bağırdık. Tamam, onunla patlıyor. Tamam, bu yeter bu, bence. Anam, orayı kapatsana Reşan. Şunu kapat, altını kapat. Ay, yağları patlamaya başladı. Hakikaten güzel yağlandık ha. Başımız yağ oldu. Alişan bu sen değil ama. Ay, inanamıyorum Alişan. İnanamıyorum. Özür dilerim, özür dilerim. Aa, rezil ettim. Alişan şunu şey yap, Alişan şunu yap. Allah yarabbim. Bakma, ama bir şey bak yok sen değil. Alişan badem yanıyor, badem. Oğlum ne yapayım, hangisini yapayım anlamadım ki ben. Badem mi yapayım, pilav mı yapayım ya. Tamam, dur pilavım lafı olacak ya. Yeter mi, yeter mi? Öyle yapılır mı, lütfen. Alişan çekilir mi şekilde? Çekil, çekil, bırak, çekil sen elini şeyiyle, çekil. Et yiyelim, et. Gel. Yeter bence o kadar sonra. İyi kavurduk. Yer misin? Yemem. Ben sevmiyorum yağlı et. Allah Allah. Hakan'a bilmez misin? Of, çok güzel. Vallahi. Vallahi. Geliyor. Evet. Malzemeleri şöyle bir tekrar. Birazcık yağlı gözükebilir. Yağını kendinize göre ayarlayın. 3 tane soğan, 2 kilo kadar havuca ihtiyacınız var. Kibrit çöpü büyüklüğünde olmalı, kalınlığında olmalı. O çok önemli. Kavurduktan sonra... balon şişiriyorlar ya, onun yağı çok gelmiş onun. Kavurduktan sonra yarısını kenara almanız gerekiyor. Üstüne
İki kase, küçük kaseyle pirinç, iyice yıkanmış pirinci atıyorsunuz. Kavuruyorsunuz. Yeter suyla olun. Şunu kapatıyoruz. Göz kararı su koyduktan sonra pişmeye bırakıyoruz. Aslında göz kararı koymuyorum. Normalde ama neyle ölçüldüğünü bilmiyorum. Ben mesela 2 bardak pirinç ise 2 bardak su koyuyorum. Hı hı. İyi kavurduktan sonra bu da yeter bence. Tamam. Şimdi bu arada yemek yapmayla hiç alakası olmayan Hakan Ural'ın acaba en sevdiği yemek ne? En sevdiğim. Ya da mutfakta diyebiliriz. Ben yapacağım şimdi sana. En sevdiği yemeği söyle. Tas kebabı. Tas kebabı. Tas kebabı. Aa! Yanıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ay, oraya yağ döküldü de. Yanıyoruz, dur. Dur. Ya var ya, bir pilav yapayım dediniz, stüdyo yanıyor ha. Anladım. Ama biz de hep böyle atraksiyonda geçiyor. Keşke bugün tas kebabı yapsaydık bari Hakan Bey, değil mi? Tas kebabı mı seviyorsunuz? Çok güzel yaparım. Öyle mi? Öğrendim. O kadar basit ki hayatınızda göreceğiniz en basit yemek. Hadi İnanın ya. İnanın ki. Bize mutfağımızı yakmandan belli oluyor zaten. Sen kendin yaktın mutfağını. Bakın, tas buluyorsunuz şöyle. Kulupsuz bir şey olması lazım. Üstüne de kebap koyuyorsun, tas kebabı mı oluyor? Aynen öyle, aynen öyle. Yemin, yemin ederim. Kuşbaşı et buluyorsunuz, arpacık, soğan bol. İkisini bir karıştırın, baharatlayın. Bak gerçekten ne olur salça deneyin. Koyacağım. Salça da koyuyorum biraz. Ondan sonra onu bundan daha büyük bir tencereye kapatın. Üstüne ağırlık koyun, taş koyun. Kenarına su koyun. Görün bakın ne oluyor. Vallahi. Yemin ederim. Bunu yaparsın. Aslında bu internetten falan bakılarak yapılabilir de ben ona rağmen yapamıyorum. Lütfen, bu çok deneyeceğim, basit. Deneyeceğim vallahi. İyi bir kasaba ihtiyacınız var. Çok güzel bir güzel bir ete ihtiyacımız var. Evet. Peki, bu pilavın pişmesini bekliyoruz şimdi. Ne tamam. Yapalım burada? O zaman pilav. O zaman burçlarımızla devam edelim. Bence de bak ben biliyorum. Burç kağıdımız pardon. Bunu almam lazım. Buyurun. Dilerseniz oturalım böyle mutfakta mı yapalım? Siz nasıl isterseniz. Yönetmenim oturalım mı? Oturalım mı? Otursak daha iyi diyorsunuz. İyi peki. Buyurun. O zaman gidelim. Mutfağı çok dağıttınız diyor. Ya, o sırada mutfağımız veriyormuş. Ben bunu bekleyeyim mi? Hayır, biz ben burada beklerim. Evin hanımları olur. Ben yaparım. Mutfağım evet, topası. Evet, hangi burçla devam ediyoruz? Terazide kalmıştık galiba. Evet. Şimdi teraziler çok ciddi anlamda çevrelerinin geliştiği bir dönemdeler. Zaten geçtiğimiz Ağustos ayı itibariyle yeni insanlar, yeni çevreler, yeni ortamlar terazi burcuna çok fayda sağlayacak ortamlardı. Hala da bu yıla girer girmez yeni tanışacakları insanlardan yana faydaları çok yüksek olacak. Yine arkadaşlıkları, dostlukları, yine her tür yapılacak, beraber yapılacak, ortaklaşa yapılacak işler terazi burcunu bu yıl yukarılara taşıyacak. Birden fazla işle uğraşabilirsiniz sevgili teraziler. İşten elde edilen gelirlerinizi arttırabilirsiniz. Geleceğiniz adına çok büyük umutlar beslediğiniz ve bu umutları yeşertebileceğiniz bir dönem içerisinde bilin, olduğunuzu bilin ve buna göre yolunuzda ilerleyin lütfen. Bu arada hangi ortama girerseniz girin, insanlar size kart vizit uzatabilir, sizinle tanışabilirler veyahut da bu ortamlar içerisinde diğer insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bunu sakın es geçmeyin çünkü İleriki yıllarda bu kontaklar size çok güçlü iş bağlantıları olarak geri dönebilir. Yani bu dönemde evinizde oturmayın, bol bol dışarıya adım atın ve belki de hiç beklemediğiniz şekilde hem işiniz hem de eşiniz sosyal çevrelerden, arkadaşlarınız arasından, arkadaş ortamlarınızdan karşınıza çıkabilir. Peki bu sene hangi alanları deneyimlemeye başlıyorsunuz? Bu sene yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizin sorumluluklarıyla üstleneceğiniz, onların hayatındaki gelişmelere dahil olarak bu alanda önemli deneyimler kazanacağınız bir yıl içerisinde olacaksınız sevgili teraziler. Sadece söylemek istediğim tek bir şey var terazi burcuna. Biraz terazi burcu, özellikle yükselen terazi ve normal terazilerde hayır demeyi bilmezler. Bazen gereğinden fazla yükümlülük ve sorumluluğun altına girmeye meyilli olabilirler. Bu dönem içerisinde yapabileceklerinizden fazlasını üstlenmemeye özen gösterin. Onun dışında hayat bu senede sizi güzel sürprizlerle bekliyor olacak. Yılın ikinci yarısına zaten her tür olumsuzluktan korunuyor olacaksınız ve kendinizi geliştireceğiniz bir döneme giriyor olacaksınız. 4 Nisan ve 28 Eylül'deki ay tutulmaları terazileri ve koçları ilgilendiriyor. Özel hayatınızla ilgili önemli konu ve olayların özellikle 4 Nisan'da ve 28 Eylül'de karşınıza geldiğini görebilirsiniz sevgili teraziler. Oğlaklara geçtik. Akrepler.
Akrepler sonra hayatlarını yeniden yapılandırıyorlar. Her şeyi yeniden kurdunuz. Şimdi artık hangi alanları deneyimleyeceksiniz? Parasal konuları deneyimlemeye başlıyorsunuz. Önünüzdeki 2,5 yıl boyunca ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız. İşten elde ettiğiniz gelirleri, kariyerinizden elde ettiğiniz parasal konuları nasıl değerlendireceğinize karar vereceksiniz sevgili akrepler. Bu yıl kariyer alanında en şanslı burç sizsiniz. Yaptığınız iş daha fazla tanınacak, daha fazla görülecek ve her tür konuda daha fazla ileri gittiğinizi ve bunun sonucunda da çok güzel sonuçlar ve hediyeler, daha doğrusu ödüller aldığınızı görüyor olacaksınız. Toplumsal konular daha fazla ilginizi çekecek. Siz biraz gizliden ve derinden gitmeyi seven bir burçsunuz. Belki de ilk defa biraz o kabuğunuzu kırmanız, biraz daha kendinizi ön plana almanız ve yaptığınız işleri insanlarla paylaşmanız önem kazanacak. Bunu yaparsanız eğer bu yıl sizden daha keyiflisi olmayacak sevgili akrepler, onu söyleyelim. Haydi bakalım. Şimdi hemen yaylara geçtik. Şimdi yaylar için önemli bir yıl. Çünkü Satürn yay burcuna girdi. Özellikle Kasım doğumlu yayların beni iyi dinlemesini istiyorum. Çünkü çok önemli sorumluluklar elde edeceksiniz hayatınızla ilgili. Hayat bir anlamda sizin için hızlanacak. Şimdiye kadar kaçtığınız, görmediğiniz, göz ardı ettiğiniz konu ve olayların hayatınızda daha fazla yer ettiğini görüyor olacaksınız. Belki işinizde, belki eşinizde, belki aile hayatınızda önemli sorumluluklar üstlenerek yolunuza gitmeniz önemli olacak sevgili yaylar. Satürn'den korkmayın ve gerçek anlamda dersine çalışan bir öğrenci olduğunda Satürn'ün sizi ne kadar da güzel bir şekilde mükafatlandıracağını bilerek yolunuzda ilerleyin lütfen. Peki bu yıl hangi alanlarda şanslısınız? Bir kere bu yıl inanılmaz derecede keyifli seyahatler yapacaksınız. Yabancılarla yapılacak işler devreye giriyor olacak. Yine seyahatler, eğitim, öğrenim konuları, akademik konular, yine hukuki davalar önem kazanacak. Eğer devam eden bir hukuki davanız varsa bunun sonuçlarını olumlu bir şekilde alabilirsiniz ve kendinizi her alanda daha fazla geliştirebilirsiniz sevgili yaylar. Yaşam enerjiniz çok yüksek. Bu seneyi iyi değerlendirmeyi unutmayın. Ve oğlaklar. Oğlaklara geldik. Evet, sonuç burçtayız. Hadi bakalım. Sevgili oğlaklar, bu sene ortaklaşa para konularında çok şanslı bir yıl geçireceksiniz. Tıpkı yengeçler gibi elinize yüklü miktarda paralar geçebilir. Bu paraları iyi değerlendirin. Sadece sizin paranız olmayabilir bu paralar. Eş parası olabilir, aile parası olabilir, patronun parası olabilir. Çevrenizin, yani etrafınızda beraber olduğunuz insanların hayatındaki parasal güzel gelişmeler sizin hayatınızda yukarıya taşıyacak. Olumlu gelişmeler içerisinde olacaksınız. Şimdi ben bunun partneriyim ya, benim param buna da mı geçecek, ne olacak? Evet. Ama ben kazanırsam sana gizli. Zaten ikimiz aynı anda kazandık. Evet, evet. Hiç problem ya, yok. Ortak yani, para alanı burası. Senin böyle bir iş falan var mı Hakan abi? Bende iş çok. Beklediğin bir para var mı? Var. Toplu para. Var. Vay. 3 vakte kadar gelecek abi. Ben dikkatli dinledim zaten. De yani genelde hep böyledir de. Oğlak biraz için her var. Zaman hep zaten çok güzel şeyler öyle söylerim. Oğlak her burcu dünyanın zaman en ballı burcu. Abi. Onu en şanslı yani, burcudur. Bakalım. Peki ne? Bu arada oğlan biraz özelliklerinden bahsederim. Bilir misin Hakan abi? Yani işte yani duygusal diye düşünüyor. Hassas. Yok, sen kendini anlatacaksın. Dur. Evet. Bence yükseleni farklı. Evet. Şöyle söyleyeyim. Oğlak burcu zamanı en iyi kullanan burç. Çok iyi organize olur. Çok pratiktir. Çok disiplinlidir. Her şeyi çok iyi analiz eder, evet. Çok çabuk harekete geçer. Yani gün içerisine bir şeyi verin, gün içinde 5 tane iş yapılması gerekiyorsa oğlak böyle hemen kafasına onu der ki 11'de şuraya gideceğim, 12'de buradan çıkacağım, onu yapacağım böyle fırt aynı diye ben halleder. Öyle midir Hakan? Kadınları çok öyledir. Sorumluluk alır. Evet. Kadınları ve erkekleri sorumluluk almaya çok meyillidir. Bir kere verdiği sözü tutan bir burçtur oğlak burçları. Ben oğlaklar için hep şunu söylerim. Oğlak öyle bir burçtur ki küçüklükleri yani daha çok bebekken bile sorumluluk almayı çok severler. Kardeşine bakar mesela. Ya da yanında kim varsa onun şeyini, sorumluluğunu üstlenir. Allah ruhludur bir de, evet, kadınları için. Aynen, kadınları özellikle. Ve yıllar geçtikçe güzelleşirler. Yıllanan şarap gibidirler adeta. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra, 30-35'li yaşlardan sonra bu insanın kemik yapısı çok güzel olduğu için yüzünün daha güzel bir şekilde oturduğunu görebilirsiniz. Bunu niye söyledim biliyor musun? Sean Connery'den Mel Gibson'a kadar bütün o Hollywood aktörleri ve aktrisleri, aslında sayabilirim daha fazlasını, hep 30'lu yaşlardan sonra keşfedilmişler. Gençlik resimlerine bakıyorsunuz, güzel ama o kadar çekici değil ama 30'lu yaşlardan sonra inanılmaz bir işte çekicilik ve güzellik. Ben benim hiç yaşlanmıyor yani. İşte evet. Oğlak. Türk başka kim var oğlak? Oyuncu, sanatçı.
çok var. Çok yani var şu an hani bir anda sorduğun zaman öyle aklıma bir anda ben şimdi düşünürüm onları bulurum. Yani Mel Gibson'ın olduğunu biliyorum. Sean Connery'nin olduğunu biliyorum. Mesela Brad Pitt Yay Burcu ama bütün gezegenleri Oğlak, Ay'a Oğlak, Merkür Oğlak, Venüs Oğlak, Ebru Şallı Oğlak, Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy, Cem Yılmaz, Cem Yılmaz, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, aynı şekilde Çağlacığım. Evet. Yani olduğu zaman mesela ben direkt Çağla'yı örnek gösteriyorum. Herhangi bir televizyon programına katıldığında. Kemik yapısı kemik, oldukça evet, iyi. Evet çok güzel. Bakayım Oğlak olarak. Biraz ya Allah'ım ne yapayım. Ama o kemik yapısı çok önemli bir şey. O yüzden hep aklımıza gelen bunlar. Çok da şey insanlar oluyor. Onun dışında o zaman bu yıl Oğlaklar için çok güzel geçecek. Bir dakika ona devam ediyorduk. Ona devam şimdi ediyorduk. Esasında Oğlaklar için öyle bir dönem ki temizlik dönemi. Büyük bir temizliğe girişecek sevgili Oğlaklar. Hayatlarında kimler onların hayatına faydalı, kimler onların hayatında ağır geliyor ya da daha fazla sorumluluk yüklüyorlar hayatlarına. Bütün bunları gözden geçirecekleri bir dönem içerisindeler. Eğer bu şeyi önceden iyi bir şekilde yapabilirlerse, yani gördükleri, diyelim ki bu ona fazla geliyor ve artık bunu mesela kullanmıyor. Bunu vermesi gerek ama bazı duygusal sebeplerden dolayı vermek istemiyor. Ama farkındasın, vermen gerekiyor. Eğer bunu fark ettiğiniz anda verirseniz hiçbir sorun yok. Hayat sizi en güzel şekilde mükafatlandırır. Bu genel bir örnekti. İlla böyle olmak durumunda değil. Yani bir düşünün bakalım. Hep böyle bakın, Oğlaklar hep böyle hafif omuzlar yukarıya çekik yürürler. Özelliklerinde vardır. Niye? Hep bütün yükler onların omuzlarındadır. Artık bütün etrafınızdaki herkesin yükünü üzerinizde taşımayın sevgili Oğlaklar. İşinize böyle yaramayan, bazı noktalarda size zarar veren, bütün konuları, olayları, insanları ufacık da olsa aranıza bir mesafe koyarak yolunuza devam ederseniz bu yıl harika bir yıl geçireceksiniz. Okey? Yaşasın, yaşasın. Süper. İki burcumuz kaldı değil mi? İki burcumuz kaldı. Kovaları söyleyelim. Kova var mı aramızda? Ve kova var mı aramızda? Kova ve yüksek... Aa hiç kimse yok. Bir tane bile kova yok mu? Yok. Getirin canım kova. Kovaları çabuk geçin diyorlar. Kova ve yükselen kovalar. Kovaların bu bir sene... Bir tane kova yok. Evet. Evlilik yılı. Konuşmayalım bence. Yani kovalar bu sene evlenecekler. Allah evlilikle Allah. İlgili önemli adımlar atacaklar. İkili ilişkileri çok mutluluk verici olacak. Evli olan kovalarsa eşlerin hayatındaki güzel gelişmeler onların hayatlarını da keyifli kılacak. Ama bu sene kova ve yükselen kovaların evlilik yılı. Evliliğe adım atabilirler. Bu sene atılacak olan adımlar zaten onların çok uzun süreli beraberlikler yaşamasına sebep olacak. Yine bir taşınma işiniz varsa sevgili kovalar. Kova hangi aydı pardon? Şubat. Şubat. Ocak sonu ve Şubat. Ocak sonu Şubat. Evet. Kova da hiç tanıdık yok yani. Niye? Bir dakika nereden bir şey yaptın? Hiç tanıdık yok. Evlenen burç dedi ya o yüzden. Acaba sen de evleniyordur diye. Benle bir durum olabilir mi diye baktım. Diyor ki kova hiç tanıdık yok. Sanki tanıdık olsa ne yapacaksın? Stüdyoda kova yok. Bırak tanıdı. Sen gerçekten evlenmek istiyor musun bu kadar? Aa tabii. Onun diğer namı bildim bileli evlenmek istiyor. Ha, gerçekten ama. Tabii canım ne demek? Yoksa espri konusu mu oldu? Yok artık espriden çıktı hayatım. Bu kaç sene oldu yani. Benim hayat felsefem. Bir şey çok dillendirirsen olmaz ya. Çok dillendirirsen olmaz ya. Dillendi mi? Türkiye'nin dilinde şu evet, anda işte, da. Belki o yüzden olmayabilir. Biraz rahat mı bıraksak evrene mi? Akışına mı bıraksak acaba? Akışına bıraktım. Akışına bırakmadım, oluğuna bıraktım, oluruna bıraktım, olmuyor anladın mı? Ama bu sene olacak inşallah. Evet, bu sene ikizlerde de var o etki, süper. Yapacağız düğünleri. Evet. Harika. Dediğim gibi ikili ilişkiler ve taşınma ile ilgili konular, başka bir şehre yerleşme gibi düşünceniz varsa sevgili kovalar bu sene bunu gerçekleştirme ihtimaliniz çok yüksek. Aynı zamanda sadece tek başınıza değil ortaklaşa yapılacak her tür işten yana da bu sene fayda sağlayacaksınız. Yılın ikinci yarısında daha fazla parasal konular ve parasal getiriler ön plana geçmeye başlayacak. Hangi alanları deneyimliyorsunuz? Özellikle şu son önünüzdeki 2-2,5 yıl boyunca arkadaşlıklarınızı ve sosyal çevrenizi gözden geçireceksiniz sevgili kovalar. Az önce söyledim ya hani hayatta bir temizlik yapılması. Siz bunu sosyal çevre alanlarınızda yapacaksınız. Hangi arkadaşınızın yanınızda olduğu, hangisinin olmadığı, hangisi size sorumluluk veriyor, hangisi daha fazla size yük olmaya başladı. Bütün bunları gözden geçireceğiniz ve geleceğinizi şekillendireceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. Belki de evlendiğiniz için sosyal çevreniz kısılıyor olacak. Ama bir bakın bakalım bu sene neler yaşayacaksınız. Bu size önemli ipuçları verecek. Evet. 20 Mart'ta önemli bir tutulma var kovalar için. Para getirecek
elinize 20 Mart'tan sonra parasal konularda güzel gelişmeler içinde olacaksınız. Son burcumuz olan balık burçlarına geliyoruz. Balıklar bu sene işsiz kalmayacak. İş hayatları çok güzel olacak. Çalışmaktan büyük mutluluk duyacaklar. Kendilerini gösterecekler. Çalışma arkadaşlarıyla harika işler çıkartabilirler. Aynı zamanda burası sağlık eviniz olduğu için Jüpiter buradan geçerken bir parça da olsa size kilo aldıracak sevgili balıklar. Buna dikkat edin. Biraz abur cuburu fazla kaçırmayın. Yılın ikinci yarısı özellikle de 13 Eylül'deki tutulmanın tetiklemesiyle beraber evlilikle ilgili konular öne geçmeye başlayacak balıkların hayatında. Şanslı bir yıl içerisindeler. Özellikle geçtikleri 7 yıl boyunca yaptıkları işlerin sonuçlarını alacakları bir dönem içerisindeler. Ne ektiyseniz onun karşılığını alacaksınız. Özellikle kariyerinizde ve işinizde. Bu sene iş değiştirmekten, yeni işlere atılmaktan ve işinizle ilgili önemli gelişmeler içerisinde bulunmaktan lütfen ama lütfen kaçınmayın. Son bir şey daha söyleyeceğim. 20 Mart'ta çok önemli bir tutulma olacak balık ve yükselen balıkların hayatında. Hayatınızı değiştirin sevgili balıklar. Özellikle yapmak istediğiniz ve uzun zamandır düşündüğünüz hayalleriniz için bu 20 Mart'taki tutulmayı devreye sokmayı unutmayın. 13 Eylül'den sonra da evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklaşa yapılacak işler devrede olacak. Ağzına sağlık. Az sonra sevgili Hakan Ural'la yeni sinema filmiyle ilgili konuşacağız. Sohbetimiz devam edecek ama ondan önce şöyle bir altın gününe gidiyoruz. Bakın Alişan'la ne kadar eğlenmiştik, hatırlıyor musun? Çok. Azize de vardı. Azize'nin de olduğu bir evdeyiz. Şimdi hep beraber izleyelim. Sonrasında buradayız. Hiç bu kadar şen şakrak bir eve gelmemiş. Ay sağ ol. Harika. Bir sonra görün bizi. Taneleri diyeceğiz biz sizi. Gideceğiz, gideceğiz, eğleneceğiz. Hadi o zaman içeri gidelim. Hadi. 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 Önce bizi bir tanıtın ev halkıyla. Evet şöyle oturalım. Sen darbukayı. Evet kızlar, küçük kız Damar. Ben Hande. Özel bir sektörde çalışıyorum, şirkette. Bu şekilde. Ne iş yapıyorsun? Müşteri ilişkilerinde çalışıyorum, satış bölümünde. Annene yardım ediyor musun böyle tiyatrolarda, şeylerde falan? İzlemeye gider misin? Yani sonra izlemeye gidiyoruz, manevi olarak destek veriyoruz. Hani gururlanıyoruz tabii ki onun içinde. Ben Sibel. Gülten teyzemin, manevi annemin, Canan'ın çok yakın arkadaşıyım. Ahretliyim diyoruz biz birbirimize. Ben de 5 yıldır anaokul öğretmenliği yapıyordum. Fakat şimdi bebişimiz oldu, 5 aylık. Sizin de mi? Evet. Maşallah. 15 günde bir bütün hanımlar, hatta biz 50-60 kişiyi buluyoruz. Ne? Nerede toplanıyoruz o zaman? Bazı yerlerimiz var. Evde değil, dışarıda. Zaten evet, biz evlere gidiyoruz ya, yeni trend oymuş. Dışarıda toplanmak bir şey yapıyor. Ay bebiş geldi, ver. Yapıyor nedir bu, nereden geliyor bu ses? Ay buralardan mı geliyor acaba? Ne
Hızlı hızlı gidiyor. İyi misiniz? Ay. Ay ay ay, ne güzel günler, ne güzel günler. Geçik sıratlı karılar. Allah seni kahretmesin, kuru sıdıka seni. Kuru binaz, kuru binaz. Senin ne işin var? Sokakta çekim yapıyordum bu taraflarda, evet. Taze erkek kokusu aldım. Bensiz gün olur mu? Olmaz. 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 O zaman bize bir gün şiiri, bir gün şiiri istiyoruz. Gün şiiri. Evet, şuraya bakarsın. Alişan'a özel okuyorum. Oku. İndim bağ yaprağa, doyamadım sarmaya. O yar benim olmazsa Allah belamı versin. Bensiz gül. Sokakta mıydın? Ama ne kadar güzel fitleşiyorsun. Evet. Biz çıkalım mı canım? Olabilir. Uğurlayabiliriz. Acıkmadın mı? Çok acıktım. Tam da tam yemeğe oturuyorduk. Vallahi. Gel bak. Bunun hesabını sonra size soracağım. Bekar oğlu olan yok mu? Var. Var işte. Kim o? Ama küçük. Kaç yaşında? 24. Askerlik? Daha okuyor. Beklerim. Hiç sorun değil. Hadi gel acıktın ya. Hadi, 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 hadi ben mi geçiyorum? Geç. Sen de geç. Sürpriz misafirimizle birlikte soframıza oturduk. Hoş geldin tekrar. Ay hoş bulduk. Seni nasıl mutlu oldum. Seni görünce ben de çok sevindim. Evet, bundan çok sonra bunları takip etmek lazım. Her şeyleri avanta. Her işleri avanta. Sizin masrafınız da yoktur. Bu parayı nereye harcıyorsunuz? Kazandığınız çoluk paraları. Çoluk çocuk benim biliyorsunuz. Çoluk çocuk tane. Hepimiz ona çalışıyoruz. O da evlenecek. Ben de evleneceğim. Evet. Çeyiz izliyorum. İnşallah. Şimdi sofra duamızı edelim. İnşallah edelim. Evin sahibi yapsın sofra duasını. Peki buyursun, etsin. Ay suratsız. Evzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Rabbi, bu masanın etrafında oturan dostlarıma ve bana bu nimetleri verdiğin için sana şükrediyoruz. Bizleri şükredenlerden eyle, nankörlerden eyleme. İşlerimizi rast eyle, sofralarımızı bereket eyle. Amin. 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 Yiyin gari. Şey diyorum, bu günleri hep yapalım. Yapalım. Vallahi yapalım. Biz yapıyoruz. Hatta bizim böyle günlerimize. Efendim? Siz gene bizim günlerimize. Biz 15 günde bir yapıyoruz. Ha yapalım ama böyle grubumuzun adı olsun. Ne mesela? Aynı grup mu toplanıyor sürekli? Hayır yani şey yaparız, dahil ederiz başka başka. Evet. Menopozta grubu olsun. Olmaz mı kız? Olur tabii, niye olmasın? Ha, seni de yarbay yapalım. Sen albay oldun. Sen başçavuş ol. Üst değmen olsun. Üst değmen, tamam. Sen bölük komutanı ol. Ben bölük komutanı. Bölük komutanı. Peki tamam. Ben ne olabilirim bu taburda? Sen ne olabilirsin? Ben de. Benim yazıcım o. Arkadaşlar parayı almak isteyen var mı? Bu da habercim olsun. Ne? Habercin, tamam. Evet, arkamdan dolansın tamam. Sürekli. Tamam. Ne veriyorsun yemeklere? Kaç puan veriyorsun sofraya yemeklere? 10 üzerinden. Ay şimdi kızcağızların gönlü kalbi kırılır diye düşün. Onu giderken söyleyeyim. Şimdi söyleyeceğim, yüz yüze bakacağız. Giderken kapıda söyle. Kapıda söyle. Seyretsinler. Aynen. Birazdan yarışmamız var. O zaman ikiniz yarışacaksınız. Artık yarışmamızdan bahsedelim. Altını alırım ama ha. Altın mı? Altın mı? En nazibet. Geldiğimden beri buram buram doluydu. Çiçek de çıkardım geldim. Yok ben emekli hanımım. Emeklisin, hiç evin emekliye benzemiyor vallahi. Emekliyim şu anda, çalışıyorum. Beni alakadar etmez. Elimden gel bütün prodüksiyon hepsi benim arkadaşım, ona göre. Evet, yarışmamızdan bahsedelim. Evet. Evet, bahsedelim. Çok adil olacağımızdan bahsedelim. Mesela. Ay, komik bir yarışma. Hayır, kolay. Çok basit bir yarışma. Çok basit. Belli bir süremiz var. Bu süre içerisinde size mandallar vereceğiz. O mandalları... o mandalları süre sonunda kim daha çok yüzüne takarsa o altını kazanacak. Bileydim bıyıklarımı bırakırdım.
Yüzüne mi takarsan? Yüzüne. Ha böyle her yerine. Her yerine. Olmaz. Yüze. Kulak. Yani sadece yüze. Kulak, kulak, bilmiyorum kulak. Olur ya kulak da olur. Kulak da olsun. Kulak da olsun. Hadi, hadi kalkalım kızlar. Bir, iki, üç. Ay. Korktun mu? Çok korktum. Yapayım mı bir daha? Bir daha ya. Ay bir daha benim için ya. Ay sen tutamazsın. Bir daha beni söyle. Yapıyorum bir. Kalkma kız belli olur. Evet yarışmaya başlıyoruz hanımlar. Tamam. Mandallarımız var. Azize Hanım anladınız şimdi değil mi her şeyi? Anladım. Tamam. Anladım. Bakayım bu surata. Nasıl yapıştıracağız? Ben şimdi yardım edeceğim zaten Gülden Hanım'a. Ben de buraya yardım sen edeceğim. Sen oraya yardım edeceksin. Siz de bana hiç merak etme. Bütün boşlukları bulacağım. İstediğin yere takabilirsin. Tamam inşallah kaçmak zorun değil. Süremiz 1,5 dakika. 1,5 dakikada kaç tane mandal takarsanız kazanacaksınız. Bir. İki. Mandalları alsana. Ay ben de mi? Al. Bir. Ben yardım İki. Başladı. Ay. Kadın her yerine takıyor, her yerine takıyor. Ay büyük ya, dur dur. Azize, ay ay. Azize. Ay ay Allah seni kahretsin. Her yerine, her yerine taktı kadın. Evet. Kadın. Ben her yerine takıyorum. Kadın yeter mi? Bitiriyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Bitirdim. Daha. Daha yarışmanın bitmesi 30 saniye var ama bitirdim İsmet. Hiç yere takmam. Hiç yere takmam. Sen ne yaptın öyle? Sen ne yaptın? Hemen saymaya başlıyorum ben. Zaten artık geçmeyen saniye gerek yok ki. Bir. Seni Allah'ım. İki. Üç. Altı. Yedi. O kaşına nasıl taktın oranın? Nasıl taktın? İşte ben gözünü bebeğine sıktım. O yardım etti ona. 27 mandal taktı ve şu anda bu, bu bir rekor. Vallahi rekor. Bu bir rekor, helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Hayır, zaten biz genellikle ev sahibine vermek istiyoruz ama... Dileğinin hakkıyla da kazandı. Evet. Altınızı takıyoruz. Bıngıl bıngıl bıngıl. Takıyor, alkışlıyoruz. Altını taktık. Bugüne kadar en fazla, bugüne kadar en fazla 17-18 tane takılmış. Teşekkürler. Helal olsun. Abi kaynana ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Birbirimizi çok sevdik. Acem pilavı hazır. Şimdi sunumunu izleyeceğiz. Nasıl hazırlayacağız sunumunu? Şimdi pilavımız piştiği için şöyle klasik herkes bilir. Evet. Biraz tencereden büyük gelmiş. Pilavımızı. Demlensin diye peçetemi koymuştum. Senden rica edeyim tabii, şöyle tutmanı. Tabii alıyorum. Pilavımızı böyle deviriyoruz. Bol havuçlu, rengini de görüyorsunuz. Birazcık Alişan yaktı ama... Yok, güzel görünüyor. Yanıktan şu anda görünmüyor. Üstüne atacağım ya onun güzel olmadıysa. Tamam. Tamam. Şöyle bir düzelteyim. Pilavımızı yayıyoruz. Bakırım da gözüksün. Hı hı. Valla güzel görünüyor. Muhteşem görünüyor. Et, et ne olacak et? Üstüne bekle. Şöyle böyle dur. Bekle. En önemli kısmı şu anda. Sonra bu kadar yağlı
Olmamalı, olmamalı et. Ama ben şöyle koyacağım. Tamam. Hani daha güzel böyle bayramlarda yaparız ya, Kurban Bayramı'nda kavurmalık et. Hı-hı. Tatlı tatlı böyle. Oh be. Eti ortaya koyuyoruz. Eğer böyle bir davetiniz varsa, önemli bir misafiriniz varsa, gördünüz aslında yapılışı çok basit. Hı hı. Hemen bunu yapın. Şöyle bir bakır kapta da sunun. Of, muhteşem bir ziyafet. Düşman değil çatlasın. Değil mi valla? Sonra? Sonra aslında bunları alta koyacaktım. Şaka yapıyorsun. Şöyle şaka yapıyorum. Etrafına süs gibi evet. Birazcık daha. Biraz daha alta. Çok bol olmadığı için şey yapmak istemedim. Tamam. Şöyle gözükmesi lazım yani. Onu şey yapın, tepsiyi getir buraya Çağla. Yok canım. Ha? Başka? Sen getir bunu buraya. Yersen koşarak ben, gidersin evine. Ben bakacağım evine. Buradan. Üç çatal getir, tepsiyi getir buraya. Yok yok ya. Bak. Yapayım öyle bir şey? Getirir misin buraya? Misafirlerimiz var mı? Bilemiyorum. Yalanlar gibi. İyi hadi gel. Atar onu. Reji ağlıyor şöyle. Bize kalmayacak diye. Bizim evet. De bant yayınımız, hı-hı, montajcılar böyle oluyor. Değil mi? Deliriyorlar. Çok ya. Üzülüyorum onlara. Sonra of, bir kaşık. Of daha fındık var. Ay 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 ay. Çok yağlı. Aha, tabii Gürsel abicim evet. Aha. Şöyle. Üzerine fındık, fıstık ve bademimizi serpiştiriyoruz. Ay vay vay. Ay becerdim bak, vallahi. Becerdin mi? Becerdim muhteşem vallahi. Oldu. Ay, yemek değil enerji deposu. Şu saatlerde benim çok kötü saatlerim. Çok acıkmış oluyorum ya. Etim de gözüksün şöyle. Oldu mu? Nasıl gözüküyor? Oldu oldu getir getir. Kalmasın. Ya çok tamam, yağ oldu ya. Olsun olsun. Artık. Size kıyamadım. Bu kadar yağ bence zaten gerek yoktu değil mi? Hani evet biraz şey oldu. Evet. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Yemeğe öyle 10 kişinin eli değmemeli. Şimdi benim soğanlarımı başkası yaptı. Evet doğru. Elin lezzeti değişti. Alişan pilavı yaktı. Az önce yardım et de yalvarıyordun. Şimdi yemeğe 10 kişileri değmemeli. Yalvarmadım. Hayır eğer tadı kötüyse önden şey yapıyor. Yol sen yapıyor. Sen tek başına yapamazdın o yemeği. Bizim sayemizde yaptın Nursel Hanım. Bir tamam. De soğanlar piyazlık doğranmalı. Onu da son çok kez sıcak. Belirteyim. Şöyle alacağım bir saniye. Hemen tabii sıcağını aldığı için. Ben normalde pek yapmam ama. Hadi bugün sevgili Hakan Bey'le. Gel ben sofraya hazırlıyorum. İltifat olarak alıyorum bunu. Bu yemeğin tadına biz bugün konuklarımızla beraber bakarken efendim siz de lütfen reklamları izleyin. Sonrasında boş tepsiyle karşınızdayız. Ellerine sağlık. Buyurun. Böylelikle ajem pilavının yapılışını yer öğrenmiş olduk. Bayağı yere çöktü ya. Çok güzel olmuş valla. Evet. Şimdi daha fazla yemeyelim. Sunumu can, çok kalabalık. Can dayanmazdı yani evet. Hakikaten çok lezzetli. Peki. Bizden hemen sonra başlıyor Nurseli Mutfağı evet. Saat 12'de. Evet. Tekrar hayırlı olsun. Çok hayırlı teşekkür güzel ediyorum. Bir açılış yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz da sinema filminden bahsedelim. Ne zaman giriyor Hüseyin abi? 11 Şubat'ta. 11 Şubat. Galası olacak inşallah hayırlısıyla. Bayağı emek verilen bir iş oldu. İnşallah. Kimlerle beraber rol aldınız? Cem Kurdoğlu oğlu var. Tolga Karali var. Hepsi birbirinden değerli bir sürü tiyatrocu arkadaşımız var. Bayağı meşakkatli bir süreç oldu. Uğur Yalçınkaya'ya da selam olsun buradan yapımcısına. İnşallah insanların beğenisini kazanacak bir iş olur. Türü nedir? Komedi mi, duygusal film mi? Bu yakın siyasi tarihle alakalı bir şey. Çok önemli. Çok da ses getireceğini düşünüyorum. Ben zor bir işti her açıdan. Yani fazla da bir şey söylemeyeyim istiyorum çünkü çok gelsinler, iddialı oldu. Gelsinler izlesinler yani. Ya gelsinler izlesinler ki izlenecek diye de düşünüyorum. Yani bir... 11 Şubat. 11 Şubat evet. Atayrı Sağabeyciğim. Sağ peki olsun. Dizimizi olacak mı? Sonrasında yeni projeler dizi var pek, mı programın var. Dışında? Ya program var. Bir tane de dizi var ama dedim ya o şartlar kriterler olursa kısmet ama şu an pek düşünmüyorum onu. Ekranlarda yani. Daha sık görmek istiyoruz sizi de efendim. Çok mersi teşekkür ederim. Size de başarılar. Hayırlı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel şeyler söyledin her burç için.
İnşallah diyelim. Hepimizin yüreğinden geçti gibi yıl olsun. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ayşe ne yapıyorsun ya? Önüne çekiyor, yiyecek hepsi. Hayret bir şey. Daha sonra önüne çekti ya. Nursel'cim tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğun için. Aynı zamanda ellerine sağlık güzel Cem pilavı için. Hayırlısı. Ne? Hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Haftaya güzel bir başlangıç yaptık. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.